Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Radyo Spor. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sunar. Heyecan onda, coşku onda. Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 28 Temmuz 2022 Perşembe günündeyiz. Saatlerimizde tam 7'yi göstermekte. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Tabii başlangıç konumuz Fenerbahçe olacak. Temsilcimiz dün Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Dinamo Kiev'i konuk etti. Aslında maç Fenerbahçe adına iyi başladı, iyi de gidiyordu. Gol gelmese de eli kulağında gibi hissediyorduk. Birçok pozisyona girdi Fenerbahçe. İlk yarıda, ikinci yarının başında üst üste pozisyonlar. Fakat İsmail Yüksek'in gördüğü kırmızı kartla birlikte maçın da kaderi bir anlamda değişti. Sonrasında çok fazla geçmeden üzerinden golü kalemizi de gördük. Tabii 11'e 10 yüksek efor, işimiz pek kolay değildi. Son bölümde bir duran topla beraberliği bulduk. Maçı uzatmaya taşıdık. Uzatmada da işler pek iyi başlamadı. Arao'nun sakatlığı ve mecburi bir değişiklik yapmak zorunda kaldık. İki topları direkten döndü. Artık üçüncü pozisyonda da orada golü buldular. Öne geçtiler ve sonrasında zaten çok bir hamle yapamadık. 119'da bir pozisyonumuz var ama ondan başka istediğimiz olmadı ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turunda veda etmiş oldu. Artık bundan sonra Avrupa Ligi 3. eleme turu maçları oynayacak. Temsilcimiz Slovaçko'yla orada da eşleşmişlerdi. Haftaya da orada maçlar hemen başlayacak. Bir hafta içinde de oradaki sonuç belli olacak. O turu geçerse Avrupa Ligi playoff turu, geçemezse Konferans Ligi playoff turu. Hala Avrupa'da gruplara kalma ihtimali var Fenerbahçe'nin ama işini biraz zora soktular sadece. Onu söylemek lazım. Tabii dünkü maç tek değildi Şampiyonlar Ligi'nde. Mesela burada iddia oranı olarak 1'e 30 verilen Linfield, ben yenilmezliği denenebilir demiştim. Fakat boşa konuşmuşum, iddianın da bir bildiği varmış. 8-0 bitti. Bodo Glimt 8-0 mağlup etti rakibini ve ilk maçın ardından 1-0 kaybetmişlerdi. 8-1 ile toplamda Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna geçtiler. Karabağ toplamda 5-4 ile Zürih'i yine saf dışı bırakmayı başardı. Zalgiris Malmö'yü toplamda 3-0 ile gol yemeden eledi. Ferencváros Macar temsilcisi ilk maç, onlar da bakayım 2-1 kaybetmişlerdi. 4-1 kazanarak deplasmanda turladılar ve gecenin yine sürpriz sonuçlarından biri Maccabi Haifa Olympiakos'u deplasmanda 4-0 yendi. Toplamda 5-1'de turu geçen taraf oldular ve artık Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu eşleşmeleri de belli oldu ama bizi ilgilendirmiyor bu aşamada. O yüzden oraya pek fazla girmeyeceğim. Bugün de Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz Başakşehir ve Konyaspor rövanş karşılaşmalarına çıkacaklar. Program içinde iddia bölümünde zannediyorum ki bu maçlarla ilgili detayları sizlerle paylaşacağız. Şimdi Fenerbahçe'nin ardından dün Galatasaray'da bir karşılaşma oynadı. Aynı saatte başladı. Hazırlık maçıydı tabii, çok ilgi çekmemiştir diye düşünüyorum. Salernitana'yla oynadı ve 1-1 berabere bitti bu karşılaşma. Botheim Galatasaray'ın da gündemindeki isimlerden biri. Salernitana'ya gitmişti. Golü attı. Seferovic cevap verdi. İlk yarıda geldi goller. İkinci yarıda gol olmadı. O maça dair detayları yine vereceğiz program içerisinde. Galatasaray'la ilgili tabii Başkan Dursun Özbey'in dün Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamalar bayağı bir konuşuldu. Uzun da bir açıklama oldu. Yaklaşık 45 dakika Dursun Özbek konuştu. Adayla ilgili son gelişmeleri aktardı. Kemerburgaz'daki durum, işte buradaki yapılacak projelerle alakalı ne kadar gelir elde edilebileceği, bu dan gelecek paranın nerelere
harcanacağı gibi konular. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmasıyla alakalı Galatasaray yine bir mesajı oldu Dursun Özbey'in. Bu konuda çok kararlı gözüküyor. Dursun Özbey'in hani öne çıkarabileceğim açıklamaları bunlardı ilk etapta. Tabii yine devamını program içinde konuşuruz. Transferle ilgili de şimdi Fenerbahçe'ye geçtim ama Fenerbahçe şu an transfer dinleyecek halde değil tahmin ediyorum bir taraftalar. Ama orada da gelişmeler var. Stoper için Marsilya'dan Luan Perez ismi ciddileşti. Onu söylemek lazım. Bir de Luis Gustavo'nun Al-Nassr transferi dün artık resmi olarak da açıklandı Fenerbahçe cephesi tarafından. Galatasaray'a geçecek olursak transferde Mitchell Norveçli orta saha artık bitti gözüyle bakılıyor. Okan Buruk tabii imzalar atılmadan erken konuşmak istemiyordu. Maç sonu yaptığı açıklamaları gördüm ama muhabirler artık bu transferin bittiğini söylüyorlar. Genel gördüğüm 3,5 milyon euroluk bir operasyon, bonservisine o para verilecek ve oyuncuyla da zaten anlaşma tamam. Yakın zamanda İstanbul'a gelmesi bekleniyor. AZ Alkmaar'da forma giyen oyuncunun. Diğer taraftan Burhan Can Terzi'nin bir haberi oldu. Nelson'la alakalı dünkü maça yedek kulübesine başladı Nelson. Onu izlemek için Avrupa'nın önemli bir kulübünün bu maça gözlemci gönderdiğini paylaştı. Marka'dan sonra tabii Nelson'un da kaybı kötü olur Galatasaray'ın ama önemli de bir teklif gelecekse Galatasaray'ın da reddetme lüksü yok bana kalırsa. Bakalım oradaki gelişmeler nasıl olacak? Çünkü Sevilla adı bir ara geçti hatırlarsınız Marka'dan sonra. Onlar Kunde'yi satıyorlar şu anda Barcelona'ya ve bir stoper alacaklar kesin olarak. Ama Nelson mu olur? Başka bir oyuncu mu olur? Onu da yakın zamanda öğreniriz. Beşiktaş cephesinde Serdar Saçi ile ilgili sıcak bir gelişme var. Dün aslında çok konuşamadık ama çünkü devamı da geldi A-Spor'dan haberin. Affedilme koşulu konmuş Serdar Saçi. İlginç bir konu. Onu da Beşiktaş'la ilgili konuştuğumuzda değerlendireceğiz. Bir de dikkatimi çeken konu dün Ajans Spor'da haberleştirdik. Kartal Yiğit imzalı. İspanya dönüşü Valen İsmail takıma izin vermemiş. Hemen ertesi güne idman koymuş. Bu durumda bilmiyorum bizim futbolcularımız Türkiye'de oynayanlar, Türk ya da yabancı fark etmez. Çok hoşuna gidecek durumlar değil. Bakalım onun geri dönüşü nasıl olacak kendisine. Onu da konuşmak istiyorum. Trabzon'da ayrılıklar vardı dün. Yunus Mallı 7 milyon TL sözleşme fesih bedeliyle Trabzonspor'dan ayrıldı ve Kasımpaşa'ya imza attı. Abdülkadir Parmak da yine kiralık olarak Gaziantep'in yolunu tuttu. Trabzon'un bu ayrılıkları yapması gerekiyor. Birçok oyuncuyla Diabate'yle ayrıldı. Flavio'yla gitti. Teker teker kadroda düşünmediği oyuncuları gönderiyor. Sıra Koyta ve Trondsen'e geldi diye düşünüyorum. Bakalım onları ne zaman gönderebilecekler. Ve son haberim. Süper Kupa maçı hafta sonu var. Biliyorsunuz Trabzonspor'a Sivasspor. Yeni MHK'nin de ilk ataması Mete Kalkavan oldu. Acaba Halil Mutmeler gibi bir isme gidip garantiye mi alırlar demiştim ama onun da UEFA'da bir semineri var. Cuma bitecek. Belki onu da düşünerek, belki başka sebepten onu atamadılar ve Mete Kalkavan yine deneyimli bir isim. Bu karşılaşmada düdük çalacak. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. ...7.16 saatlerimiz Fenerbahçe Dinamo Kiev maçıyla başlayacağız. Önceliği maça vermek istiyorum. Tabii maçla birlikte girişte aslında özette paylaşmadım. Fenerbahçe taraftarının yaptığı Putin tezahüratında elbette program içinde konuşacağız. Ama dediğim gibi önceliği ben karşılaşmaya sağ içine vermek istiyorum. Diğer tarafı da unutmuş değilim. Şimdi Ali abi maçla ilgili ilk 11'de böyle ufak dokunuşlar bekliyorduk. Farklı beklentilerimiz vardı. Joshua King'in tercih edilmeyeceğini düşünüyorduk ama takımı bozmadı. Jorge Jesus ve aynı 11 ile takımını sahaya sürdü. İrfan Can Kahveci oynadı. Rossi yine sol tarafa yakın. İsmail Yüksek yine 8 numarada. Ara hepsi ilk maçtan devam ettiler. Düzen değişmedi yani. Garantiye gitmek istedi belli ki Jesus.
maça da Fenerbahçe pozisyonlara girerek başladı. Daha ilk dakikalarda Rossi ile net diyebileceğimiz bir duran top sonrası karambol. Top önünde kaldı. Pozisyona girdi. İptal edilen bir gol var. O da tartışmaları beraberinde getirdi. Faul var mıydı yok muydu? Şarj orada Nizami mi değil mi? Bana kalırsa da kolay düdük çaldı ama bunlar yapılıyor. Futbolda var. Çok o yüzden üstüne durmayacağım hakem kararının. Rossi'nin kaçırdığı bir pozisyon daha. İrfan Can'ın friki aslında Fenerbahçe yine ilk maçta olduğu gibi rakibi tehdit etti. Gol bulabilecek birçok pozisyona girdi ve geride de öyle büyük sıkıntılar yaşamadı. Bir iki pozisyon aklıma geliyor. Bir ikinci dakikada o Osayi'nin araya girdiği ters kademeyle pozisyonu uzaklaştırması pozisyona da dönmedi aslında. Bir de Altay'ın karşı karşıya da çıkardığı top. Oyuncu bir fazla dribling yaptı. Şut bile evet çekemeden aslında o da savuşturuldu. Yani genel olarak gayet ezici bir üstünlük bana kalırsa. İkinci yarı başlangıcı da aynı şekilde. Daha ilk dakikadan Fenerbahçe pozisyona girdi. Üst üste girdi. 3 pozisyon oldu herhalde 50'ye kadar. Gol geliyorum diyordu. Ama atamadı Fenerbahçe ilk maçta olduğu gibi. Ve sonrasında İsmail de cebinde sarı kartla çok gereksiz bir müdahale yapınca takımını 10 kişi bıraktı. Ve maç da orada değişti. Herhalde sen de katılırsın maçın kırılma anı. İsmail Yüksek'in gördüğü kırmızı kart. Jesus da benzerini söylemiş. Kırmızı kart olmasa belki yine denebilirdi Fenerbahçe. Tabii bilemeyiz ama gidişat en azından Fenerbahçe lehine gözüküyordu. Oradan sonra işler kötüleşti. Bence Jesus'un orada da çok büyük bir hatası var. Oyuncu değiştirmede çok geç kalmadı mı? Bilmiyorum. Dün bu hani Putin tezahüratları falan elenmesi Fenerbahçe'nin arada kaynadı ama Jesus'un hani en kritik oyunculardan biri kırmızı kart görmüş. İsmail Yüksek yani önde presi başlatan, orta sahayı kalabalıklaştıran oyuncu kırmızı kart görüyor. Önde King Valencia aynı şekilde oynamaya devam ettiler. Orta saha bir kişi eksik, hiç dokunmadı. Gol yedi Fenerbahçe, yine dokunmadı. 3 dakika sonra değiştirdi. Crespo'yu oyuna aldı ancak. Bence büyük bir teknik direktör hatası. İsmail Yüksek. 64 ya da 63. 57 gol, 63 değişiklik. Yani 10 dakika bence skandal. Bu hamlesi ya da geç hamlesi. Hamleyi yaptı ama geç kaldı. Bence maçın kopması nedenlerinden biri de oydu. Jesus'un oyuna çok geç müdahale etmesi. Dediğim gibi belki yine elenecekti Fenerbahçe ama bu kadar kritik bir oyuncu. Yani King atılsa oyuncu değiştirmeden devam edebilirsin. Çok da normal ama İsmail atılmışken o bölgeye de kimseyi çekmeyip 10 dakika beklemek bence bir teknik direktörlük hatası. Oradan sonra da zaten gol geldi. Daha rahatladı Dinamo Kiev. Fenerbahçe fizik olarak düştü. Buna rağmen pozisyonlara girdi. Penaltı buldu Valencia'yla. Kaçırdı. İşte Salahi'nin bir kafa vuruşu var. Çok iyi çıkardı kaleci Buçan. Ve sonda da bir duran topla Fenerbahçe. Bence maçın çok hakkı değildi Fenerbahçe adına. Bence Dinamo Kiev daha iyi olan tarafta o kısımda 11-10'da. Uzatmaya gitti. Uzatmada da beklendiği gibi Fenerbahçe çok düştü fizik olarak. İki direkten dönen topları var. Üzerine de zaten uzatmanın ikinci yarısında gol geldi ve çok sürpriz değildi açıkçası son bölüm. Fenerbahçe elenmesi. Sen neler gördün? Ben böyle kısaca aklımdakileri özetlemeye çalıştım ama tabii çok detay var maçla ilgili. Evet, dün karşılaşma aslında bayağı hareketliydi, bayağı olaylıydı. Karşılaşmanın böyle biraz dışına çıkıp sakince değerlendirirsen hemen hemen herkes 3 aşağı 5 yukarı senin söylediklerini dile getirir. Ben de sana katılıyorum. Ancak bir kez daha bir kırmızı kartla beraber 180 derece değişen bir oyun gördük. Bu yine beni oldukça üzdü. Mesela geçen hafta Konyaspor erken bir kırmızı kart görmesine rağmen çok sağlam bir oyun ortaya koymuştu. Rakiplerin gücünün farklı olduğunun bilincindeyim. Ama Konyaspor'un da gücü Fenerbahçe ile farklı. Onu da unutmayalım. Ama Konyaspor kırmızı karttan sonra iyi bir oyun ortaya koydu. Yani 10 kişi nasıl oynanır? Konyaspor onu gösterdi. Ancak Fenerbahçe 53 dakika neredeyse bana göre tek fırsat verdiği bir karşılaşmada rakibine. Ki 90 artı 53 oynanmıştı. Yani 145 dakika kadar oynanmıştı karşılaşmada. Ve o bölümde Fenerbahçe'nin rakibine toplam verdiği pozisyon belki 2-2,5 pozisyondu. İsabetli şut bile yok. İlk maçta yok. Bu maçta da o gole kadar yok galiba. Yani Altay'ın çıkardığı pozisyon şut değil. Dribbling'i çıkardı. Bu kadar uzun bir süre, yani 180 dakika işte iki maçın toplamı artı 30 dakika oynandı. İlk bölümde yani film başlıyor. Film başlayıp artık ortasını geçtiğin bölüme kadar sen bütün gördüklerinle beraber filmin nasıl sona ereceğini düşünebiliyorsun. Hani senaryo tahmin edilebilir gibi gözüküyor. Ama bir kırmızı kartla beraber bu kadar dramatik bir değişim gerçekten beni rahatsız ediyor. Çünkü dikkat et,
eğer imkanları varsa bir kırmızı kart sonrası 3-5 dakikalık bölümü izlesinler. Yani bir anda top Dinamo Kiev'e geçti. Fenerbahçe geri çekildi. Dinamo Kiev pas yapmaya başladı. Fenerbahçe'nin üstüne gelmeye başladı. Ne oldu? Bir oyuncu atıldı. Ve ardından da hemen gol geldi. Hani şimdi kırmızı kart olur. Kırmızı karttan sonra bir oyun oynanır. Tabii ki orada Dinamo Kiev'in biraz daha cesaretlenmesi anlaşılabilir. Ama ne olur? Fenerbahçe bir kişi eksiktir. İşte yüksek tempoyla oynamaya çalışan bir takım Fenerbahçe. Bir 20 dakika geçer, 25 dakika geçer. Artık dersin ki güçler tükeniyor. Eyvah! Yani o bölüme geldik. Fenerbahçe dayanabilecek mi? Hayır, öyle bir şey değil. 53'te kırmızı kart oluyor. 3-4 dakika sonra gol yiyorsun. Bu beni çok üzdü gerçekten dün. İlk izlediğim bölümden sonra böyle bir sekans olması. Bununla beraber o kırmızı kart pozisyonuyla da ilgili yani ben turun faturasını büyük bölümün İsmail Yüksel'e keserim. Sana da biraz anlatmaya çalıştım. Sen normal abi dedin hani o hareketler. İkinci sarı kart. Çünkü sarı karta yakın İsmail. İlk maçta da burada bas aynen, vardı. Burada İki konuştuk. Pozisyonda net sarı kart atladı hakem. Evet. İsmail bunları yapıyor. Belki kimse söylemezken biz söyledik burada onları. İsmail'in çok riskli oynadığını ve bu tarz karşılaşmalarda kırmızı kart görebileceğini burada dile getirdik. Bizim dile getirmemiz önemli değil ama şimdi İsmail 23 yaşında bir oyuncu. Artık öyle 19-18 yani o yaştaki oyuncular bile kabul görüp 11'lerde oynamaya başlarken 23 yaşında bir oyuncunun böylesine acemice fauller, hele sarı karttan sonra aynı tarz oyunu devam ettirme ihtimali yok. O yüzden ben hani bir fatura keseceksem, şimdi dün geceden beri çok fatura kesiliyor görüyorum. İşte Ali Koç, Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin genel anlayışı, herkes bir şeyler söylüyor doğal olarak. Çünkü bu işler böyledir. Ama işte 90 dakika Polonya'daki karşılaşma, 53-54 dakika buradaki karşılaşma diyorum ya, filmin sonu çok belliydi nereye gideceği, nasıl olacağı. Ama bir kırmızı kartın bu kadar oyunu değiştirmesi bizim açımızdan dramatik ve kötü. Ama bir oyuncunun da, yani 23-24 yaşında olan bir oyuncunun da sarı kart gördükten sonra, ki hakem tarz olarak da öyle sarı kartı atlayan bir tarz değildi. Mesela ona da dikkat etmek gerekir bir oyuncu olarak. Yani öyle affı olan bir hakem değil. 6 sarı kart. 3'e evet. 3. İki tarafa da gösterdi. Aynen. Çok güzel. İşte ben de aynı şeyi söyleyecektim. Şimdi hakeme de bir bakarsın. Mesela ona tolere ediyor mu etmiyor mu? Öyle bir niyeti var mı yok mu? Mesela ev sahibi takımı biraz kolluyor mu? Öyle bir şey yok. Hakemin öyle bir niyeti yoktu. Hani Fenerbahçe'yi kollayayım, bazı faulleri görmezden geleyim, bazı kartları görmezden geleyim, ya bunu da görmeyeyim, devam, öyle bir şey yok. Ne gördüyse sarı karta yakın tak diye çıkardı, verdi. Mesela sen de maçı izlerken hakemin eğer o düdüğü çaldığı noktada kartı vereceğini düşündün mü? Düşün, ben düşündüm. Hı hı. Dedim ki çaldı, verecek kartı. Yani hakemin tarzı da o. Şimdi bir oyuncunun da artık sarı kartı görmüşsün. Yani ilk karşılaşmada büyük ihtimalle uyarılar yapılmıştır. Kırmızı kart görmediği için çok şanslıydı İsmail Yüksek. Şimdi sana demin pozisyonu gösterdim. Yani İsmail Yüksek'in ikinci sarı kartı yaptığı pozisyonda 4 tane Fenerbahçeli oyuncu İsmail Kartal'ın önünde kademede. Yüksek'in özür dilerim. Önünde kademede bir tane de Dinamo Kiev'li oyuncu var. Yani oyuncuyu İsmail Yüksek bıraksa, o faul yapmasa 4'e 2 yine Fenerbahçe'nin avantajlı olduğu bir durum var. O yüzden ben çok acemice çok hatalı bir kart olarak gördüm ve işte turun da seyrini değiştirdiği için hani fatura kesmeyi çok sevmiyorum ama keseceksem ben İsmail Yüksel'e kestim. Peki orada Jesus'a kesemez miyiz? Bu ikinci de aynı. Riski bilip belki devrede İrfan Can'la birlikte aynı çıkarabilirim. İkinci de Jorge Jesus'a gider. Oradaki faturada, hani faturanın büyük bölümü, ilk kalemi İsmail Yüksek'e keserim kendi adıma ama ikinciyi de hani bence herkes biliyordu öyle bir risk olduğunu ikinci yarı başlarken. Ümit Özat tweet atmış. Hı. İsmail Yüksek kırmızı kart görür diye daha ilk sarı karttan sonra. Evet. Mesela yani, o çok ön plana çıkıyor. Bazen öyle oluyor. Hani bazen oyuncunun yapısı, oyuncunun müdahaleleri, işte yani İsmail'i bir de nasıl söyleyeyim? Böyle ben 30 maç takip etmedim.
Sen de 30 maç takip etmedin. Büyük ihtimalle çoğu futbol sever 30-35 maç takip etmedi. Hazırlık maçlarını izledik. İşte ilk karşılaşmayı izledik. Hemen bizde o izlenimi doğurdu. Dolayısıyla evet, bu kadar kritik bir karşılaşmada 0-0-0-0 devam ediyoruz. Hani ilk maçı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştır. Ondan sonra bu karşılaşmada İsmail Yüksek sarı kart görür. Belki devam edersin o riskle, ama çok ince çizgide giden bir tur senin adına. Daha dengeleri değiştirememişsin. O yüzden ikinci olarak da Cessun, İsmail Yüksek'in sarı kartından sonra böylesine büyük bir riski alması ve ikinci 45'e onunla devam etmesi ciddi bir problemdi Fenerbahçe adına. Hani faturanın ikinci kısmını da o bölümü de Cessu'a kesebilirsin. Neticede o golden sonra 1-0'dan sonra Fenerbahçe ne yapabilirdi? Fenerbahçe bir takım değişikliklerle, Cessu'nun değişiklikleriyle beraber çok bence bilinçli bir futbol oynamadı. Onu söyleyeyim. Hani Fenerbahçe'nin 1-0'dan sonraki oyunu öyle ne yaptığını bilen, ondan sonra ya da sahada oynarken bize ya Fenerbahçe buradan tehlikeli olabilir, şöyle yapabilir dedirten bence bir oyun yoktu. Orada bir kaos futbolu oldu Fenerbahçe adına ve gol gelirse de Fenerbahçe'nin attığı şekilde gelecekti. Çok iyi bir Lincoln Henrique ortası. Yani kaleci iki karşılaşmada da Buşan çok iyi işler yaptı. Ama o ortaya boşa çıkarttı adeta Lincoln Henrique. Hani alabileceğini düşündü ama çok sert ve kavisli bir top gönderdi. Zalai de güzel bir kafa vuruşuyla beraberliği sağladı. Uzatma bölümünde az önce sen de söyledin, artık fizik olarak Fenerbahçe rakibiyle mücadele edemeyecek duruma gelmişti. Ya Osayi öyle bir noktaya geldi ki Osayi yürüyemiyordu. Fark evet. Ettiniz mi bilmiyorum. Golde gidemedi adama. Sonrasında yürüdü. Hep net olarak izleyin Osayi. Enerjisi kalmadı. Sakatlığı da vardı galiba zaten. Aynen maç öyle, öncesi. Doğru söylüyorsun. O çıksa çıkardı. Arao'nun sakatlanması. O yine da kötü oldu. Sert oyunculardan birinin sakatlanması her zaman için bu tarz karşılaşmalarda problem olur. Şimdi bir de şöyle düşün. Şimdi Arao bir ara stopere geldi. İsmail Yüksek yok. Peki Fenerbahçe'nin merkezini tutan kim? Crespo vardı. Evet, Crespo vardı. Crespo da bir ara önde başladı Arao varken. Ondan sonra mecburen Arao stopere gelince geriye geldi. 6 numaraya geldi. Orada Rossi'yi kullandı önünde. Lincoln'u daha yine kanada yakın kullandı. O tercih de ilginçti. Ben Lincoln'u daha merkez, Rossi'yi kanat beklerdim. Orada da farklı bir dokunuş yaptı. Yani orada zaten ben çok anlayamadım. Ama hani zaten ne yapsa Fenerbahçe çok bir şey yapamayacaktı. Oradaki kaosu çok anlayamadım. Neticede hani Dinamo Kiev'inde sinyalleri gelmişti ikinci gole dair. Direkten bölümünde dönen iki topları var değil mi uzatmada ilk bölümde. Sonra da bomboş kaldı artık. Orada bir de 4 kişinin 5 kişinin önünden geçti top arka direğe kadar gitti. Evet. Bir de orada şimdi hani 1-0 geridesin. İşte bir anda oyunun seyri değişmiş. Sen turu geçmeye çok yakın gözükürken bir kırmızı kart ve golle beraber bütün zaten moraller bozulmuş. Altay'ın uzun pasında Valencia ile bir penaltı kazanıyorsun. Penaltıda artık gol olacak. Yani 1-0 geride 10 kişisin. Artık o penaltıyı da gol yapman gerekir. Hani ilk yarıda az önce sen söyledin hakem kararıyla alakalı olarak Fenerbahçe'nin iptal edilen golü gol. Yani Valencia ve Kievli oyuncunun ikili mücadelesinde hiçbir şey yok. Çok temiz bir ikili mücadele o. Çok normal bir ikili mücadele. Hatta şöyle söyleyeyim. Bence ne kadar normal olduğunu, Türkiye Ligi'nde bile o gol verilir. Hani bazen deriz ya Premier Lig'de bunu veriyorlar. Ben de şöyle söyleyeyim, o ikili mücadele için Türkiye Ligi'nde de çoğu hakem o pozisyonu devam ettirir, evet, golü verir. Çünkü savunmacılara ekstra bir şey tanıyorlar işte abi. Var ya. Belki VAR'la ilgili düşündüm. Hani VAR'dan devam eder falan, bir şey yokmuş diye bakar. Onu bilemem. Ama bence, normalde hakem ezbere çalar orada düdüğü. Hayır, ben şey abartarak söylüyorum. Türkiye Ligi'nde bile verilebilecek bir pozisyon diye ben öyle gördüm yani. Hatta şaşırdım o pozisyonda. Çünkü yan hakem direkt koştu. Ortaya doğru koştu. Ama orta hakem kendinden çok emin bir şekilde oradaki faali gösterdi. Orta hakem daha yakın tabii. Yan hakem uzak tarafta. Aynen onu gördük. Yani offside olarak hani o şey. Ondan sonra baktı. Böyle bir kontrol etti hakemi. Offside yok. Ondan sonra zaten emindi kendinden. Bence goldü o pozisyon. Orada Fenerbahçe'nin şanssızlığı oldu. Mesela benzer şarjı Valencia penaltıda da aslında savunma oyuncusuna yaptı. O Altay'ın uzun düşmedi. Topunu rakip düşmedi ama düşmedi, aynen. Ben de orada da bir faul bekledim, aynen, mesela verir diye vermedi. O ilginç. Bir sendeledi. İrfan Can'ın frikiği
Yine talihsizlik. Rossi'nin vuruşu tam bir Rossi'nin vuruşu. Kusura bakmasın ama yani Rossi böyle toplara böyle vuruyor ne hikmetse. Çok kötü vuruşlar yapıyor. Eğer top böyle önünde yuvarlanmayıp plaseye yakın bir şey yapamayacaksa böyle aniden gelen topları vurduğu şutlar. Allah ne verdiyse vuruyor, oturmuyor ayağına genelde. Çok kötü vuruyor ama. Evet. Çok kötü vuruyor. Yani bir profesyonel futbolcunun vurmaması gerekecek kadar kötü vuruyor diye düşünüyorum Rossi'nin bu tarz toplarda. Neticede işte bu pozisyonları harcamak demek zaten Kiev'i turun maçın içinde tutmak demek. Kiev'de işte ilk karşılaşmada isabetli şutu yok. İkinci karşılaşmada zannedersem golden sonra kontrol ettim. Fenerbahçe'nin 10 yani o dakikalardan bahsediyorum. Ne oluyor? 60. dakikalar civarı oluyor. Fenerbahçe'nin 10 denemesi 3 isabetli şutu vardı. Kiev'in 3 denemesi 1 isabetli şutu vardı. O da goldü. Ama bu dakika 60 civarıydı. Tekrar hatırlatıyorum. Kiev'de bir şekilde dayandı. Ama onların da bazı özellikleri var. Fizik olarak bu 210 dakikada bir kere bile geri adım atmadılar. Çok uzun süredir resmi maç oynamamalarına rağmen. Bir şekilde savunmada nasıl söyleyeyim? Hani böyle çok güven vermeseler de belli bir standartın üzerinde o işi de yapabildiler. Ellerinden geldiği kadar ileri çıkmaya çalıştılar. Ha, onun dışında iki karşılaşmada da işte faulle oynamaları, biraz tahrik etmeleri, biraz rol yapmaları bence içinde bulundukları durum ve güç dengesiyle de alakalı. Faul olarak ama bu maç Fenerbahçe ilk yarıya baktım. İkinci yarıyı bilmiyorum. 8'e 5 Fenerbahçe daha fazla faul yapmıştı. İlk maç daha çok dinamik. Şu açıdan söyleyeyim. İki maçta faulli oldu. İki maçta bayağı yüksek faulli oldu. İşte az önce bahsettik. Sarı kartlar yüksekti. Genel olarak hani benim gördüklerim bu şekilde ama Fenerbahçe açısından sonuç olarak üzücü bir durum var ortada. Çünkü hani Dinamo Kiev üstü Sturm Graz Fenerbahçe'nin geçebileceği turlarda diye düşünüyorduk. Hele Dinamo Kiev geçilirse Sturm Graz belki biraz daha Fenerbahçe için kolay bir tur olacaktı ve Fenerbahçe bir anda kendini playoff turunda bulabilirdi. Bence iyi bir turnuva yoluydu Fenerbahçe adına ama ilk rakipte Fenerbahçe'nin tabii bu şansı kaybetmesi Fenerbahçe adına oldukça üzücü oldu. Evet, maçı ve maçta yaşananları konuşmaya devam edeceğiz ama reklamdan sonra. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. ...7.41 saatlerimiz Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını konuşuyoruz. Maçla ilgili, sahayla ilgili tabii konuşacağımız aslında konular çok ama bir de maçta yaşanan o talihsiz ana dönüş yapalım. Talihsiz diyorum çünkü ben de inanamadım gördüğümde sosyal medyada. Maçta hissedemedim. Karşılaşmayı canlı takip ettim ama maçta böyle bir tezahürat yapıldığının bilincinde değildim. Bilmeyenler için söyleyelim. Golden sonra sanıyorum ki Dinamo Kiev'li futbolcular sevinci biraz abarttılar. Tribünleri de tahrik ettiler ama tabii ki ne olursa olsun tahrik marik tabii ki burada o tezahüratı hiçbir şekilde ne olursa olsun istediği kadar tahrik etsin Dinamo Kiev'li futbolcular. Yedek kulübesi fark etmez. Böyle bir tezahürat Vladimir Putin demek Ukraynalı futbolcuların olduğu bir karşılaşmada yoksa da zaten ayıp. Bence olmadı, yakışmadı Fenerbahçe taraftarına. Bu konuyla ilgili hemen Fenerbahçe'nin bir açıklama yapması gerekiyor, bir özür dilemesi gerekiyor. Fakat görebildiğim kadarıyla dünkü maçtan sonra bu yönde bir özür mesajı Fenerbahçe kulübünden gelmedi. Mesela maç sonu Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'in teknik direktörü basın toplantısına katılmadı. Neden katılmadı? Çünkü o da karşılaşma içindeki bu tezahüratı duydu ve protesto etmek amacıyla o da toplantıya katılmadı. Futbolcuların da bu anlamda üzgün olduğunu okuyoruz, Ukraynalı futbolcuların. Tribünler aynı şekilde ve dediğim gibi yani hiç yakışmayan bir davranış. Sebebi ne olursa olsun,
istediği kadar tahrik etsin. Mesela nasıl aklına geliyor bir taraftarın Vladimir Putin diye bağırmak? Yani reklam arasında, bir önceki reklamda Ali abiye sordum, dedim. İlk nasıl başlamış olabilir yani bu tezahürat? Şimdi gol yiyorsun, olabilir, futbolda var. Rakip futbolcu abartılı bir sevinç yapıyor, tribünlere doğru bir hareket yapıyor, tamam, var futbolda bunlar, derbilerde de yaşanıyor, birçok yerde görüyorsun, ama o ilk başlatan kafasında ne var yani, önceden planlıyor mu, yoksa anlık bir şekilde aklına, hani ben nasıl vururum bu Ukraynalılara, Rusya ile ilgili bir şey söyleyeyim, ne söyleyeyim, Putin onların cumhurbaşkanı, ismi söyleyeyim, böyle bir tezahürat yapayım ve buna ayak uyduran da hatır sayılır sayıda taraftar eşlik ediyor. Yani öyle bir grubun, ufak bir grubun yaptığı tezahürat değil, bayağı tribün çekiminden gördüğümüzde ses de geliyor. Yayına nasıl yansımadı bilmiyorum. Belki ben dikkat etmedim ya da konunduramadım. Ama yayında da duyulmuş ve video çekimi, tribün çekimiyle beraber de zaten ortaya çıktı. Yurt dışında da bayağı bir yankı buldu ve bulacağı da benziyor. Şeye girmeyeceğim, hani yurt dışına rezil olduk vesaire. Olduysak olduk zaten. Bu önemli değil. Zaten olay başlı başına felaket, yapılan tezahürat. Dediğim gibi kesinlikle Fenerbahçe'nin bu konuyla ilgili ivedilikle bir özür mesajı yayınlaması gerekiyor. Ali abi, sen ne dersin bu tezahüratla ilgili? Sana ne düşündürdü Fenerbahçe taraftarının Putin tezahüratı? Senin söylediklerine katılmakla beraber bana çok da garip gelmedi. Onu söyleyeyim. Çünkü tribünler böyledir. Tribünlerde öyle çok sağduyu, özellikle böyle anlarda pek aramamak lazım. Orada işte maçı kazanmak istiyorsun. Tansiyon yüksek. Sağ içerisinde yüksek. Sağ dışında yüksek. Öyle olduğu anda bir anda topluluk psikolojisiyle beraber böyle şeyler ortaya çıkabiliyor. Hatta demin sen konuşurken onu düşünüyordum. Yakın zamanda yurt dışında da bir karşılaşmada böyle bir şey oldu. Bir Rusya lehine tezahürat yapıldı. Onu bulabilirsem de bugün yarın size söylerim. Ve futbol karşılaşmasıydı. Öyle bir şey yapıldı gene Ukraynalılara karşı. Taraftar o anda sağduyuyla düşünmez, mantıkla düşünmez. Amaç karşı tarafı incitmektir. Nasıl incitebilirsin? İşte o şekilde bir tezahürat yaparak incitebilirsin. Rusya ile Ukrayna savaş halinde ve o çıktı ortaya. Bana öyle çok garip, hani nasıl da bu çıktı gibi bir şey açıkçası düşünmedim. Onu söyleyeyim. Ben de iyi hissetmedim. Ben de çok ayıp olduğunu düşünüyorum. Böyle bir rakibe karşı bunu yapmak, ama işte tribün psikolojisi böyle şeyleri ortaya çıkartabiliyor. Yani normalde hayatta etmeyeceği küfrü tribünde eden çok insan tanıyorum ben. Sadece bunu hani uluslararası maçlarda değil, kendi aramızda oynadığımız müsabakalarda da defalarca gördüm. Hani ağza alınmayacak, yani sokakta söylesen birine seni katil edecek küfürleri o tribünde, o şartlarda edebiliyorlar. Onu zaten anlamak mümkün değil. Hani sen de dedin ya, nasıl çıkıyor, nasıl oluyor? Kimin hakkına geliyor kim yani? Kim düşünüyor? Nasıl? İşte oluyor, ne yazık ki tribün öyle. Topluluk psikolojisi de öyle. Yani bir yerden çıkıp yayılmasını da ben gene ona bağlıyorum. O yüzden hani daha önce tribün tecrübesi olan biri olarak öyle bana çok şey gelmedi. Yani orada bütün amaç bir şey düşünmeden karşı tarafı incitmek oluyor o anda. Çünkü bir etki tepki meselesi gibi düşün. O yüzden akıl mantık bir tarafa koyuluyor ve hemen karşı tarafı incitmeye çalışıyorsun. Bu böyle ne yazık ki tribünlerde. Dün de öyle bir şeye şahit olduk. Evet, tabii ki kınanacak bir hareket. Fenerbahçe taraftarı kim bunun içindeyse, kim Putin diye bağırdıysa kınanacak bir hareket. Bunun dediğim gibi bazılarınız bence dikkatli dinlemiyorsunuz. İşte önce tahrik etti diyorsun, sanki aklamaya çalışıyorsun gibi. Öyle bir dünya yok tabii ki. Ne olursa olsun, dediğim gibi istediği kadar tahrik etsin, önemli değil. Senin hiçbir şekilde böyle bir tezahürat yapmaman lazım. Her dediğim gibi şartta bu yapılan tezahüratı kınıyorum. Umarım UEFA da Fenerbahçe'ye bu konuyla ilgili en ağır cezayı verir. Ki onların da çok hassas olduğu bir konu tahmin ediyorum ki. Senin denk geldiği maç hangisi? Bir Avrupa maçı mıydı? Bilemiyorum hani UEFA'nın ceza verebileceği, ama burada hani Rus takımları zaten lige alınmıyor. Hatta zamanda da konuştuk. Belki gereğinden fazla da Ruslara karşı bir yasakçı zihniyet var bu konuda. Onu da es geçmeyelim. Hani futbol takımı üzerinde söylemiyorum. Normal sosyal hayatta da çok alakasız şekilde cezalar da veriliyor, ama hassas bir konu ve böyle bir tezahüratın tabii ki cezasız kalmaması lazım. Biz genelde işte sahaya yabancı madde attığımız için, sahaya girdiğimiz için zaman
zaman ceza alıyoruz. Bu da ilk olacak herhalde UEFA tarafından. Bu tarz bir ceza almamız UEFA'nın da kayıtsız kalacağını düşünmüyorum. Tabii bununla ilgili önce bir rapor yazılması lazım sanıyorum. Hüseyin Özkök bununla ilgili bir şeyler yazmıştı. UEFA temsilcisi var. O eğer bunu duyduysa, raporuna da yazarsa disiplin ve etik kurulunda bu görüşülür. Ve eğer rapora girerse de zaten ceza almama ihtimali yok Fenerbahçe'nin. Dediğim gibi umarım da bu konuyla ilgili en ağır yaptırım yapılır. Bir daha da böyle şeyler tribünlerde duymayız diyelim. Bu konuyla ilgili ekleyecek bir şeyimiz yok daha fazla. Tekrar saha içine dönecek olursak, şimdi iki maç 210 dakika futbol oynandı. Fenerbahçe turu kaybetti ama bence bilmiyorum Fenerbahçe taraftarların şu anki hissiyatı ne karşılaşmayla ve sezonun geri kalanıyla ilgili. Öyle karalar bağlayacak bir durum yok. Fenerbahçe şu anda diğer rakiplerine göre en hazır takım hala. Dün elense de Dinamo Kiev karşısında üstün oyun vardı 11-11'de. Genelde tabii ki bitirici konusunda bir problem var. Turun kaybedilmesini net bir santrfor transferi yapılmamasına bağlayanlar da var. Ya da yapılan hücum transferinin işte Pedro geldi yetişmemesi bu tura. Ona bağlayanlar var. Haklı olabilirler. Ona çok bir itirazım yok ama bu hücum hattı da kötü bir hücum hattı değil Fenerbahçe'nin. Yani sezona bununla başlasa ki Pedro takviyesi de geldi. Fenerbahçe'yi gayet götürebilecek bir hücum hattı. Jesus transferler benim onayımla yapılıyor dedi dün. Artık onu da öğrenmiş olduk. O yüzden öyle çok karalar bağlayacak, yine sezonda şampiyon olamayacağız dediği bir durum bence olmaması lazım Fenerbahçe taraftarına ama genelde öyle sağduyulu kalamıyorlar. Bu tarz elenmeler, özellikle çok istedikleri bir Şampiyonlar Ligi, çok uzun zaman oldu Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayalı, farkındayım. Bunun bir ayağı kırıklığı var ama yeni sezona dair öyle endişe verici bir durum ben Fenerbahçe'de görmüyorum. Şu kadro oyunun tabii geliştirmesi gereken yönleri olabilir ama ligde de zaten hiçbir takım uçup kaçmıyor. Yani geçen sezon şampiyon olan Trabzonspor da ligde uçup kaçmıyordu. Şu Fenerbahçe çok daha derli toplu oynuyor geçen sezonki birçok takıma göre. Onun da farkında bence olması lazım taraftarın. Mesela dünkü maçta Mali abi dikkatini çeken bir durum oldu mu? Şunu soracağım. Daha önceki maçları da izlediğim için Fenerbahçe mesela hiç merkezden oyun kurmaya çalışmıyor. Mesela Galatasaray illaki işte Taylan'la Berkan'la oyun kurayım. Ama Fenerbahçe'de bu yok. Yani orada bir riske girmiyor Jesus. Tıpkı Vitor Pereira gibi. Yani Willian Ara orada topla buluştuğunda zaten stoperi üçlemiş oluyor. Öyle pas hatası yapacak, top kaybı yapacak, kötü bir ilk dokunuşla topu kaybedecek bir pozisyona kendini sokmuyor. Bir riske girmiyor. İsmail Yüksek onun önündeki 8 numara. O da topla buluşmuyor. Fenerbahçe genelde ya bekler üzerinden o sahibi Ferdi ile oyun kurmaya çalışıyor ya da uzun toplarla. Dün çok gördük. Hem Altay zaten penaltı öyle geldi. İlk yarıda Salah'ı çok fazla Valencia'ya uzun top atıldı. Fenerbahçe böyle oynamaya çalışıyor. Bunu da anlayabiliyorum çünkü merkezde oyuncuların pas yapması, top kaybı ihtimali onu korkutuyor Jesus'u. O yüzden bu da bir yol. Yani buradan da Galatasaray'a aslında bir mesaj. İlla 6-8 numaranda müthiş pas yaparak çıkmak zorunda değilsin. Bu da futbolda olan hücum varyasyonlarından biri. Mesela çok abartılı bir yorum yapacağım şu anda. Bu takıma Taylan ve Berkan'ı koy, Taylan'ı Ara gibi stoperin arasına koy. Taylan sırıtmaz orada da. Berkan da sonuçta pasta çıkmıyor Fenerbahçe. İsmail gibi fizik kalitesi yüksek bir oyuncu. Ve o baskıyla mesela bugün Berkan İsmail'in yerinde olsa Berkan'ı çok farklı bir oyuncu gibi de görebiliriz. Yani bu adam ne kadar koşturuyor sağa sola, çok fazla top kaybı, top kazandı deyip Berkan'dan da farklı bir performans görebilirdik. Biraz oyuncu kullanımıyla alakalı oluyor. İşte bazı teknik direktörler o defoları önceden görüp ona göre bir oyun formatı oluşturuyor. İsmail'in ve Arao'nun da bence şansı o. Berkan ve Taylan'ın da şanssızlığı oldu. Onların kullanış şekli. Doğru. Katılıyorum. Olabilir. Ama tabii Taylan ve Berkan dediğin zaman herkes biliyorsun. Abartılı dedim zaten. Uyarı yaptım ben. Ben eyvah eyvah ne oluyor? Bir anda herkes uyandırmış olabilir. Ama neyde eleştiriliyor işte? Pas oyununda eleştiriliyor. Şimdi Jesus pas oyunu oynatmıyor orada merkezde. Dediğim gibi kullanıyor yani. Birini stoper, birini orada ortada presi başlatan oyuncu. Hücum aksiyonunun bir numaralı aktörü değil İsmail Yüksek 8 numarada. Şimdi bu tarz bir oyun yüksek
tempo, çok sıkı bir başlangıç. İzlediğin zaman keyif veriyor, doğru mu? Evet, önde baskı keyif veriyor. Çıkarmıyorsun rakibi. Evet, rakibi çıkarmıyorsun. Hemen geri kazanıyorsun. Hataya zorluyorsun. Evet. Adeta böyle sürekli bir şey halindesin. Rakibin başındasın ve sürekli rahatsız ediyorsun onu. Ancak bu oyunun maçın belli bölümlerinde biraz daha sakinleyeceği garanti. İşte o bölümde de az önce senin söylediğin orta sahadaki pas kalitesi bence ortaya çıkıyor. Hani bu oyunu ne tarz oyuncularla oynayabilirsin? Tabii ki fizik direnci yüksek olan oyuncularla oynayabilirsin. Ancak fizik direnci ne kadar yüksek olsa da 90 dakika aynı tempoyu sağlayamayacağına göre maçın bir bölümünde sen de adeta aktif dinlenerek biraz da pas yaparak topun yine sende olduğu, topun sende kaldığı ama rakibin de işin içine çok girmediği bir bölüm oynamak durumundasın diye ben düşünüyorum. O bölüm bizim takımlarda pek yok. Bu oyuncularla da pek oynanmıyor. Hani sanki beklenti herhangi bir takımın bu oyunu oynadığı zaman 90 dakika bu şekilde oynaması, bu şekilde devam etmesi. Ama öyle olmadığı noktada işte bu oyunun zaafları da, bu oyuncuların zaafları da ne yazık ki ortaya çıkıyor. Biraz daha dediğim gibi 5 dakika belki 6 dakika pas yapabildiğin, biraz daha oyunu dinlendirdiğin, biraz daha enerjini geri kazanabileceğin bölümler olmalı, mecbursun. Öyle bir fizik gücü çünkü yok. Bir de klasiktir. İşte iyi oynuyorsun, baskı yapıyorsun, pres yapıyorsun ama golü bulamadığın noktada rakip de bir şekilde artık o baskıdan kurtulduktan sonra kendi silahlarını ortaya koyup seni biraz daha tehdit etmeye başlıyor. Sen geri koşmaya başladıkça fiziki direncin düşüyor. Fiziki direncin düştükçe rakip üzerine daha çok geliyor ve maç dengedeyse de bu tarz karşılaşmalarda genelde işte o rakibi ilk yumrukla kıramadığın anda işler hep bence senin tersine gidiyor. Yani kıramadığın an olacak tabii ki yani illaki ama bayağı atamadığın... oluyor yani her takımda kırılmıyor. İşte atamıyorsun, kaleci oluyor, sen beceriksiz oluyorsun. Belki bazen takım çok daha buna hazırlıklı oluyor ve kıramadığın noktada her dakika böyle maç senden gidiyormuş gibi hissediyorum ben takımlarda. Çünkü bir süre sonra o hani fiziki direnci koyamadığın gibi biraz böyle hani kaos futbolu diye adlandıracağım onu. Oradan da bir şey çıkmıyor artık o noktadan sonra. Sen yorulmaya başladıktan sonra. Gene ileride çok adamlasın. Gene rakip yarı alanda gözüküyorsun ama oradaki belki oyuncu tercihleri, belki biraz bu işte pas oyununu oynayabilecek eksikliklerle beraber orada bir set hücumu, set organizasyonu pek görmüyorsun. Bu tarz ekiplerde. O da bir dezavantaj. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coştu onda iddia. İddia. Saatlerimiz 8. Fenerbahçe'yi konuşmaya devam ediyoruz. Konuşacak hala konumuz çok Fenerbahçe ile ilgili. Birincisi yine reklam arasında Ali abi bir haber okudu. Cesus'un açıklamaları maç sonu. Emre Mor'un ikinci yarı başında oyuna girip ikinci yarı bitmeden oyundan alınması. Kimse anlam veremedi. Yani bir sakatlık mı oldu ne oldu diye. Meğer bir sakatlık falan yokmuş. Emre Mor'un ikinci yarı oyuna girdikten sonra biraz zorlandığını söyledi Cesus. Kendisi kenara böyle bir mesaj iletmiş Emre Mor. Zaten Cesus da oyuncusunun bekini takip edemediğini ve bu yüzden de oyundan alındığını söyledi. Aslında bir hareket getirmişti ikinci yarının başında. Özellikle o King'e verdiği pas şiddeti biraz iyi olsa belki gol bile olabilecek bir pozisyondu. Topla birkaç etkili yine çalımı var. Mesafe kat etmesi var. İki driblingi var. Bir tane top kaybı vardı. Evet, bir tane de çok kötü top kaybı yaptı. Geride eksik yakalanmasını, dengesiz yakalanmasına neden oldu takımın. Ama bir hareket getirdiği kesin. Ama işte o savunma zafiyeti çok net bir şekilde göze çarpıyordu. Yani bir pozisyon hatırımda İsmail Yüksek daha kırmızı kart görmemişken daha o zaman İsmail kaçta gördü? 53'te gördü. Daha ikinci yarının hani 8 dakikası için de yeni girmişsin ve senin tarafında
yani sağ kanatta Dinamo Kiev'e futbolcu topla buluşuyor. Çok yakın ama gitmiyor. İsmail Yüksek 20 metre depar atıp gidiyor, topu alıyor oyuncudan. Şimdi büyük ihtimal bunlar üst üste bir ikinci karşılaşma içinde. Bir de 10 kişi kaldı takım. İsmail Yüksek'in böyle toparlayacağı da bir durum oluşmadı. Emre Mor'un daha fazla savunmaya katkı vermesi gerekiyordu. Onu da vermeyince dayanamadı ve onu oyundan aldı. Çok da yanlış bir kadrar olarak değerlendirmiyorum ama işte başlangıç olarak onu dahil etmesi mesela neyi amaçladı Ali abi? Sen o değişikliği gördüğünde İrfan Can çıktı, Emre Mor girdi, Rossi var hareketli, işte Valencia, King hareketli bir ön dörtlü gözüküyor herhalde rakibin dengesini bozmak için İrfan'dan, çünkü çok çok farklı bir profildi, yani 180 derece zıttı diyebileceğimiz bir oyuncu. Ne düşündü sence? İrfan Can ilk yarıdaki oyunda pek etkili değildi frikik dışında. Gözükmedi değil mi? Evet. Friki... Bir de King gözükmedi. Ben onu da ekleyeyim. Aslında King'i ya da anlayabiliriz. King çünkü zaten kendi söyledi daha geçen hafta hazır olmadığını, yani 2-3 ay futbol oynamadım dedi. O da niye mesela Jesus niye oynatıyor iki maçta? İlk maçta da hiç ortalıkta yoktu. İlk maçtaki yok. Takımı bozmak adaletli olmazdı demiş. Dün mesela senle bizim kendi adımıza beklediğimiz tek değişiklik King'ti. King yani aynı. King yerine Lincoln Henrique'nin oynadığı bir sistem bekliyorduk Fenerbahçe'de. Tercih etmedi Jesus. Ama zaten King'in hani geçen haftaki görüntüsü ve söylediklerinden sonra bir hafta içerisinde çok büyük fark etmeyeceği açıktı. O yüzden King hani geçen haftaya göre bir tık daha iyiydi ama yine etkisiz bir performans ortaya koydu. Mesela uzun topların hepsi Valencia'ya atıldı. Valencia orada sanki bir pivot santrformuş gibi bence çok iyi de iş yaptı boyuna göre. Evet. Çok fazla top tuttu orada. Ama King'e hiç yani ne uzun top atıldı ne kenar organizasyonu da var. Oyunun içine giremedi. Hiç giremedi. Ama aynı şekilde İrfan Can Kahveci de giremedi. İrfan Can belki o frikikte biraz şanslı olsa maçın turun adamı olacaktı. Çok güzel bir frikik attı gene ama şimdi İrfan Can'dan beklenen tabii sadece 45 dakikada bir frikik kullanması değil. Mesela az önce bahsettiğim o kaliteli pas, biraz oyunu dinlendirmek, pas kalitesi İrfan Can'la sağlanabilir belli ölçüde. Hı hı. Ama İrfan Can oyun içerisinde kaybolan bir görüntü çiziyor ki şeyden beri, yani ilk maçta da İrfan Can kendi kanadında aksadığını görmüştük. İşte sen onu birkaç kere dile getirdin özellikle geri dönüşlerde. Savunma, evet. Burada şimdi o kadar göze batmadı. Savunmadaki eksikliği değil ama mi? Genel olarak işte oyunda beklentine yoktu. İrfan Can'dan daha fazlası, her zaman daha fazlası ama ortada yoktu. O yüzden de hani İrfan Can'ın devrede çıkması çok anormal, çok garip değil. Tekrar söylüyorum, hani Joshua King zaten durumu belli olan bir oyuncu ama İrfan Can da şimdi bütün hazırlık döneminde takımla beraberdi. Hazırlık maçlarında oynadı. İlk maçtan itibaren oynadı İrfan Can. Hatta ilk maçta ben çok beğendim, evet. Fizik gücünü. Yani artık daha beklentiyi yükseltiyor doğal olarak İrfan Can. Şimdi olmadı, İrfan Can kenara geldi. Peki Emre Mor? Şimdi Emre Mor ne tarz bir oyuncu? İşte Emre Mor dün neyi iyi yaptı? Mesela topu aldı gitti. Direkt gitti. Evet. Savunmanın tüm dengesini bozabilecek şekilde gidiyor. İşte bir tane pas verdi. Aynen senin dediğin gibi. Biraz daha iyi bir pas olsa tamamen karşı karşıya bırakacak. İyi bir vuruş, gol yapar zaten orada. Ama aynı Emre Mor gereksiz bir çalım deneyerek de topu kaybetti. Ve yine bir rakibe fırsat vermiş oldu. İşte Emre Mor İrfan Can'ın yapmadığı o topla driplingle direkt kat etmekle rakibin dengesini bozmak için düşünüldü ama o da pek etkili olmadı. İşte zaten Fenerbahçe'de bu hücum hattı bizim kafamızı karıştırıyordu. Bence herkesin de kafasını karıştırıyor şu an. Hani kim ne yapıyor, nasıl bir organizasyon var, ben kendi adıma şu an pek anlamış değilim Fenerbahçe'nin hücum hattını. Belki biraz daha sezon ilerledikçe orada daha farklı tercihlerle beraber, daha istikrarlı tercihlerle beraber anlayabileceğiz biz de ama yani dün işte Bruma giriyor, Emre Mor giriyor, Lincoln Henrique giriyor, o var bu var ama oyun set oyununda bir anlam, hani Fenerbahçe şunu yapmaya çalıştı, ben pek işte diyemiyorum onu, pek anlayamıyorum açıkçası, belki benim zaafım. Rakip biraz fizik olarak da iyi olduğu için Fenerbahçe oralarda çok ince işler yapamadı. Hazırlık maçlarında bu kadar değildi ön taraftaki oyuncular. Yani bu kadar İrfan gibi, Rossi, bunlar çok daha etkili oynuyorlardı o iç tarafta. Osay ile İrfan'ın bir uyumu vardı. Osay çok bindiriyordu, İrfan ara pası atıyordu. Ama bu iki maçta hiç öyle bir organizasyon göremedik. Dün mesela havadan çok top geldi değil mi? Çok uzun top oynadı Fenerbahçe. Peki kim havadan uzun topta en etkili oyuncu? Serdar olabilir ama Valencia'da bence
kendi içinde iyi performans gösterdi. İşte Friki mesela, İrfan'ın Friki'ni faulü aldıran Valencia. Tamam, penaltıyı aldıran mesela, Valencia. Serdar Valencia daha doğru olmaz mıydı? Evet. Bu kadar uzun oynanacaksa ki, hani Serdar Dursun da hani geçen seneki performansıyla ve şu an bence kabul etmek gerekir ki gol ihtimali en yüksek olan oyuncu Serdar Dursun hala Fenerbahçe kadrosunda. Hani Serdar Dursun'un bu kadar böyle kenara itilmesi, bu kadar böyle 15-20 dakikalık oyuncu pozisyonuna sokulması geçen seneki performansından, fizik gücünden sonra biraz bana garip geliyor. Anladım, oraya bir takviye gelecek. Serdar Dursun'un önüne bir takviye gelecek, onu anladık. Ama dünkü oyunda Fenerbahçe bu kadar uzun oynarken, işte Valencia senin dediğin gibi etkili olmaya çalıştı ama orada bir Serdar'ın olması, Serdar'ın da varlığı belki daha fazla pozisyon yaratabilirdi. Bunlar tabii SSA. Serdar'ın önüne mi oyuncu gelecek hala? İnanıyor musun bir transfer santrfor yapacağını? Vallahi özellikle bu Pedro da çünkü daha bu kadroya girecek. Bak, bu kadroyu biz çözemiyoruz. Çok geniş. Emre Mor'u, Buruma'sı, daha oyuna giremeyen Arda'sı, Lincoln'u. Bir de üzerine Pedro eklenecek. Bir de bir oyuncu daha eklenecek yani. Sanki. Yani olacak iş değil ya. Pedro, Joshua King birbirini yedekleyecek. Sanki. Yeni gelecek oyuncu da Serdar Dursun ve şey olacak. En iyi gelen oyuncu. Valencia belki ayrılabilir. Maçtan oraya gelelim o zaman. Valencia konusuna gelelim. Santrfor'dan. Dün penaltı kaçırdı. Sorumluluk aldı. Yani o anda mesela topun başına geldiğinde ne hissettin? Takımda başka bir oyuncu bekliyor muydun? O esnada çünkü hani Serdar Dursun yedek kulübesindeydi. Daha oyuna girmemişti. Emre Mor vardı o esnada. Sen önünde bakıyorsun şu an. Hani Arao var. Crespo var, stoperler var. Hani Ferdi'yi de zaten o saysama kullanmaz. Kullanabilecek herhalde bir numaralı oyuncu Ener Valencia, değil mi? Kaçırdığımız bir isim var mı o esnada sahada? Hani Serdar yok, ona %100 eminim. Serdar'ın olmadığı senaryoda belki Joshua King de yok. King zaten önce çıktı. İrfan da yok. Evet. İrfan Can Kahveci de yok. Hani o esnada atabilecek en makul, evet, deneyimli, evet, Valencia. Geçen sezon bir penaltı kaçırdı. 3 tane de attı ama. %75'lik bir başarı oranı var. Ben çok anormal karşılamıyorum topun başına geçmesini. Penaltı da zaten ona yapılmıştı. Ama şanssızlık, ortaya vurdu, ortaya vurup orta sola vurdu. Yani orta sağa vursa ya da kaleci diğer tarafa atlasa net gol olacaktı. Onun da şanssızlığı oldu. Kritik bir dakikada penaltı kaçtı. Ve günah keçisi de ilan edildi. Oyundan çıkarken mesela ıslıklandı Ener Valencia. Yine aslında gereksiz fevri çıkışlardan biri bence taraftan yaptı. Çok duygusal. Tabii ki yine anlayabiliyorum ama adamın ne günahı var? Gayet de maçın bence en iyilerinden biri. Çok iyi iş yaptı. Evet, maçın iyilerinden biriydi. Kesinlikle maçın iyilerinden biriydi. Ama işte yani diyorum ya, bu taraftar duygusallığı, taraftarın bakış açısı çok keskin çizgilerle ayırıyorlar. Gol attığın sürece varsın. Ondan sonra böyle bir şey olursa, ne kadar iyi oynasan da onu silebiliyorlar. Mesela İsmail Yüksek'in alkışlanması. Evet, o da alkışlandı kırmızı karttan sonra. Yani niye alkışlıyorsun? Mesela. İşte bütün varını yoğunu ortaya koyduğu için alkışlıyorsun. Hı. Ama neyse de koydu ama. Turu verdiği için mi alkışlıyorsun? Yani İsmail Yüksek'le ilgili az önce konuştuk yani. Sen diyorsun ki çok net bir şekilde görülüyordu. 45'te çıkması gerekmez miydi? Mesela bunu sen görüyorsun. Stat'takiler görmüyor mu mesela? Hatta stat'takiler daha iyi görüyordur. Öyle söyleyeyim sana. Ama bence yine de alkışlanması çok iyi bir şey İsmail Yüksek'in. Bence çok iyi bir Hayır. şey. Eğer sen İsmail Yüksek'i alkışlayıp Valencia'yı alıyorsan, tamam, aynı taraftar aynı maçtan bahsediyoruz. Tamam, ona zaten itirazım yok. Ama İsmail Yüksek Valencia'dan bağımsız. İsmail Yüksek'in alkışlanması bence çok iyi bir şey. Hangisi daha büyük hata? Penaltıyı kaçırmak mı daha büyük hata? Kırmızı bu kart. Şekilde, ben de o yüzden bunu tamam. Alkışlıyorsun. İsmail Valencia'yı da aslında alkışlaman lazım. Oyunu iyi okumuyorsun. Valencia'yı yuhalama. Valencia'yı alkışlayabilirsin. Çünkü Valencia mücadele ediyor. Penaltı kaçırıyor. Penaltı kaçabilir. Çok da kötü bir penaltı değildi. Ama İsmail Yüksek mücadele ediyor. İsmail Yüksek çıkarken alkışlamana gerek yok. Yuhalamaya da bilirsin. Yuhalamana da gerek yok. Protesto etmene de gerek yok. Çünkü oyuncu mücadele ediyor. Ama yani İsmail Yüksek bağırırken, o kırmızı kartı göreceğini bağırırken, sen o müdahaleyi yaptı diye alkışlıyorsun. O zaman oyunu iyi okuyamıyorsun taraftar olarak. Oyunu anlamıyorsun demek ki, izlediğin şeyi. Ben öyle bakarım.
Ama işte ben şeyi demeye çalışıyorum. Anlıyorum zaten demeye çalıştığını ama hani kırmızı kart tura mal olmuş bir ismi. Bence aşağı yukarı yine farkındalar 10-11'de işinin ne kadar zor olduğunu ama buna rağmen böyle isimsiz bir oyuncunun taraftar tarafından bu kadar kısa sürede benimsenebilmesi benim hoşuma gitti. Yani bu kadar net bir hataya rağmen taraftar alkışlayabiliyor oyuncuyu, tutabiliyor. Bu bizim bakış açımızda kolayca İsmail Yüksek kim ki zaten dün bir bugün iki bu oyuncu geçen sezon Bursa'da oynamış, ne işi vardı ilk 11'de deyip yuhalanabilirdi. O açıdan hoşuma gitti benim. Ama üstlerine bir de Valencia ıslıklanınca tabii ki o da hoşuma gitmedi. Keşke İsmail Yüksek gibi Valencia'ya da iyi bir şekilde böyle veda edilseydi. Hani sağda kenara gidiyor sonuçta. Ben onu beklerdim. İsmail Yüksek onu gösteren Valencia'da göstermeli ama işte algısı kötü olunca Valencia'nın ne ara bu kadar kötü oldu bilmiyorum. Net santrfor olmadığı için herhalde ve hala taraftar net bir yıldız santrfor beklediği için hani Serdar da oynasa büyük ihtimal, King devam etse, Valencia oynasa hepsi en ufak hatada ıslıklanacaklar belli ki. Yani o yıldız oyuncu gelmediği müddetçe taraftarın hoşuna gitmeyecek ve hemen protesto edecekler. Yani çok kısa bir şey de söyleyeyim mi? Tabii abi. Dün mesela belki sosyal medyada görmüşsünüzdür. Tabii birçok karşılaşmayla ilgili değerlendirme yapıldı. İşte Fenerbahçe'nin transfer politikasına kadar uzandı. İsmail Kartal'a kadar uzandı. Ali Koç'a kadar uzandı. Gene döndük dolaştık. Bir karşılaşmayla beraber tüm kararları verdik. Hani işte mesela maçtan önce şunu diyebilmeli onu yazacak kişiler. Ya Fenerbahçe geçen sene bir oluşuma girmişti. O oluşumu bıçakla kesti. Çok fazla transfer yaptı. Kiev Fenerbahçe'yi eleyebilir. Bu gece Kiev'in Fenerbahçe'yi elemesi sürpriz olmaz. Ya da ilk karşılaşma gösterdi ki Kiev'in hala Fenerbahçe karşısında şansı var. Bu tarz durumlar normal. Hani Fenerbahçe elenirse çok büyütmeyin ama böyle bir risk var. Şimdi bu tespiti yapmıyorsun. Bu tespiti söylemiyorsun. Adeta pusuya yatıyorsun. Fenerbahçe elendiği zaman da hani araba devrildikten sonra yol gösteren çok olur gibi filmi geçen seneye sarıp ondan sonra diyorsun ki işte böyle olur. O zaman baştan söyle. 90 dakika öncesinde söyle. Tur öncesinde söyle. Öyle bir risk olduğunu. Yani dün kimsenin çıtı çıkmıyor maçtan. Kimsenin sesi çıkmıyor maçtan önce. Böyle bir risk olabileceğine dair. Tamam, Fenerbahçe favori, Fenerbahçe eleyebilir diye düşünülüyor. Sen de büyük ihtimalle öyle düşünüyorsun. Ama dile getirmiyorsun. Bunu yazmıyorsun, çizmiyorsun. Fenerbahçe elendikten sonra bir anda böyle kılıçlar çekiliyor. İş geçen seneye kadar, işte Cesu'ya kadar, Ali Koç'a kadar, yapılan yapılmayan transfere kadar devam ediyor. Eğer öyle bir risk görüyorsan ve maçtan önce bunu dile getirebiliyorsan bravo, helal olsun. Çok güzel. Ama maç bittiği anda böyle köpek balığı gibi saldırmanın da kanı gördüğün zaman bence hiçbir esprisi yok. Yani biraz tutarlı olmak lazım. Hani biz mesela burada dün konuşurken Fenerbahçe'nin favori olduğunu, Fenerbahçe'nin zorlansa da turu geçebileceğini düşünüyorduk. Şimdi bunu söyledikten sonra bir anda Fenerbahçe elenirse ben filmi tekrar böyle 6 ay gerisine sararsam ben kendimle çelişirim. Ha, biz bunu söyledik mi Fenerbahçe'nin politikasıyla alakalı olarak? Evet, söyledik. Şu an bizim aklımıza yatmayan birçok şey var Fenerbahçe ile alakalı olarak. Ama aklımıza yatmayan şeylerin düğümü Kiev maçında çözülmedi. Onu sezon gösterecek. Yani şu an diyorum ya, önceki tespitleri yapmayıp Kiev maçıyla beraber alınan kararları kılıçtan geçirmek bana çok adaletsizce geliyor. Orada da insanların biraz daha yorum yaparken başını ve sonunu tutarlılığı göstermesi gerek. Eğer Fenerbahçe sezonun sonunda zaten istediği noktaya gelemezse bu yapılan konuşmalar, yapılan tespitlerin haklı olduğu ortaya çıkacak. Ama tek maçla değil. Tek karşılaşmayla değil. Yani bir anda filmi Fenerbahçe Kiev'e elendi diye 6 aya geriye sarıp işte o da yanlış yaptı, o da yanlış yaptı, bu da çok yanlış bir karardı, o da çok doğru bir karardı diye konuşmak çok büyük hakkaniyetsizlik ve spor medyası burada hep sınıfta kalıyor bana göre. Peki şöyle mi olacaktı? Fenerbahçe'de İsmail Yüksek kırmızı kart görmese, Fenerbahçe biraz şanslı olsa, dün farz et 2-1 Fenerbahçe kazandı. O zaman Fenerbahçe tamamen doğru mu yapmış olacaktı? Bunu mu savunacaktınız? Ya da şunu diyecek miydiniz Fenerbahçe 2-1 eleseydi? Ya Fenerbahçe Kiev'i eledi ama Fenerbahçe hala yanlış yapıyor.
Fenerbahçe'nin yaptığı, aldığı kararlar yanlış diyebilecek miydiniz? Fenerbahçe 2-1 mağlup olduktan sonra kendi Twitter hesabınızda, timeline'da bunları yazabilecek miydiniz? Skordan bağımsız konuşabiliyorsanız başımın üzerinde yeriniz var. Ama Fenerbahçe kaybediyor. Öyle. Fenerbahçe kazansa böyle. Orada da ben büyük bir hata görüyorum. 8-17 saatliğimiz. Araya gidiyoruz. Aradan sonra telefon hattını açıyoruz. 0212 363 04 34. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda. ...8.21 saatlerimiz, dinleyicimiz var hattımızda şimdi. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Merhaba, tanıyalım sizi kısaca. İsmim Ali Paslan, İstanbul'dan arıyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. En son bir 5 sene önce bağlanmıştım ama 6 yıldır bir yayın dinliyorum sizleri. Ne güzel, Barış teşekkür abi. Ederiz. Fenerbahçe taraftarıyım, ben teşekkür ederim. En son Koku Dönem'de bağlanmıştım. Nasip değil sanırım, ne zaman arasam bağlanıyorum size. Koku Dönem'de şey demiştim, Benfica maçından sonra... İlk maçtan sonra Fenerbahçe'nin kötü olduğunu, ben bu hatta yakın çevreme Fenerbahçe şöyle düşer futbol mantığı dedim ben. Ali Koç bizi hiç yanıltmıyor. Ben bu maçtan önce şimdi Ali abi söyleyince başımın üzerinde eri var dedi, bağlanmak istedim bunun için. Maçtan önce de söyledim, Fenerbahçe hazırlık maçlarında da söyledim yakın çevreme. Fenerbahçe kötü, kötü yani transferler kötü. Geçen seneki o biz neden ikinci olduk hani... neden Fenerbahçe ikinciliği zorladı? Şampiyonlar Ligi için zorladı. Onun için hayal kırıklığı büyük. Biz onun için o kadar performans verdi İsmail Kartal. Ama o zaman iyi olan her şey bugün yok. Nihal Zayt yok. Crespo yok. Arayla İsmail'e bakıyoruz. Yani ikisi de iyi olabilir ama bir kemik oluşmuştu Fenerbahçe'de. Ben onu Ali Koç'un yani yaptığı tek doğru Jesus. Hep biz kabulleniyoruz ama o da bir şeyler istiyor Fenerbahçe'den. Farklı şeyler istiyor. Onlar da olmuyor. Yani kalite olmuyor. Joshua King diyoruz. Adam yürüyor sahada iki maçta ama alıyor formayı. Yani orada Serdar Dursun'a Ali abiye çok katılıyorum. Yani neden oynatılmıyor? Böyle büyük bir adaletsizlik var Fenerbahçe'de bence. Ve bu taraftar da o adaletsizliği artık birilerine mal ediyor. Valencia ondan yuhlandı bence. Çünkü Valencia sahanın en iyisiydi. Fenerbahçe taraftarı artık o Ali Koç'un bence temel sıkıntının ben yönetim olduğunu düşünüyorum. Artık doğru hiçbir şey yapamıyorlar. Ve hep başı sarıyoruz. İşte Koku gidiyor, Jesus geliyor, öbürü hep değişiyor. Bir level sonra da şu olacak. Aykut Kocaman gelsin olacak artık. Çünkü başa saracağız. Yani biz kötüyü hiç kendimizi aramıyoruz. Hep işte biz isimler olsun. Tarafların gazını alalım. Bugün Jesus'u getirdiler. Tüm gaz bitti. Yarın da belki de abi senin dediğin gibi bir forvet alacaklar. Yıldız. Yine susacağız. Ama Fenerbahçe kötü yönetiliyor bence. Temel sıkıntının bu olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür Ali abi de biz daha önceden söylediğimiz bir baş tacilerinler diye tebrik etmişim. Teşekkür ederim ama ben çok samimi şekilde söylüyorum. Joshua King gibi adamlar Fenerbahçe seviyesi topçusu değil. Ve bunlarla Fenerbahçe yine başarılı olamaz. Can düşünmüyorum ben. Burma'yı da daha önce Serdar Çelikes söyledi. Ben ilk hazırlık maçını izledim. Bu yani Galatasaray'a gelen Burma'yla falan hiç alakası yok zaten Burma'nın. Bitmiş dedim bu. Serdar Ali Çelikes yayında şey dedi. Burma kiralarınızı şaşırmayın dedi. Görmek zordu. Evet Burma çok kötü. Yani ama forma için Miyazaç, Crespo, Serdar, Pelkas alamıyor. Bunlar alıyor. Ben Fenerbahçe'de temel sıkıntının adalet olduğunu düşünüyorum. Ki hoca da adaletten bahsediyor ama Jorge Jesus'u Pereira'ya çok benziyorum söylemlerine. Geçen sene Pereira da böyle başlamıştı. Hep aynı şeyler yaşıyor Fenerbahçe tarafları bence. Temel sıkıntımız bu. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar teşekkür diliyorum. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Yani şimdi Pereira'dan farkı kalmadı mı? Jorge Jesus'un hani futbolda forma adaletini sağlayamadığını düşünüyor dinleyicimiz. Ki bence de haklı olduğu konular var. Joshua King'in iki maçta da 11 oynaması. Bence de bir sıkıntı. Burma'nın bu kadar fazla hala şans buluyor olması, ben de azlık maçlarının hepsini izledim ve bir maçı var sadece Burma'nın iyi oynadı ama onun haricinde klasik çok fazla top kaybeden ve Emre Mor gibi patlayıcılığı da kalmamış bir oyuncu şu anda. Burma'nın neden tercih edildiğini ben de anlamış değilim. Niye mesela dünkü maçta Arda Güler hiç süre almazken Burma alıyor? Bence de orada problem var. Zayt konusunda ona da katılıyorum ama formayı verdi. İsmail Yüksek de çok iyi performans gösterdiği için çok şey yapamıyorum ama üzülüyorum Zayt'ı. Geçen sezon bu kadar iyiyken adam çift haneye çıktı neredeyse. Ama işte bak her teknik direktörün
oyuncudan beklentisi farklı işte. Burada daha pres gücünü ön plana çıkardığı için tahminen İsmail'i orada tercih etti. Belki daha Anadolu takımı zayıf bir takıma karşı Zayt'sı kullanacak 8 numarada. Defansif olarak İsmail kadar beklentisi yüksek olmayacak. O yüzden maç değişiyor ama Zayt'sın bu kadar geride kalması. Dün de ısındı bayağı bir kenarda ama oyuna giremedi değil mi Zayt'sı? Mecburen tabii en son Novak girmek zorunda kaldı. Onlar da problem ama işte Cihus'u getirdiyseniz ona da güvenmek durumundasınız şimdi. Ne kadar adaletsiz olduğunu düşünürseniz düşünün. Ben de düşünüyorum. Dünkü maçta değişikliklerde de bence geç kaldı. Hatalıydı ama ne yapalım? Yani Jesus birkaç hata yaptı diye onu da mı gönderelim yani o zaman? Öyle bir şey olmayacak tabii. Bir de Benfica eşleşmesine benzetmiş. Hatırlamıyorum gerçekten Koku dönemindeki Benfica maçı nasıldı? Bir sinyal var mıydı? İyi kötü müydü? Hatırlamıyorum. Sonuca baktım. Şimdi 1-0 yenilmiş ilk maçı. İkinci maç 1-1 bitmiş. Elenmiş. Aslında bir golle elenmiş Fenerbahçe. Geç son atmış gollerden birini bu arada. Ama bu maçlar ve bence hazırlık maçları o kadar da kötü değildi Fenerbahçe'nin. O dönemde kıyaslayamıyorum ama bu iki maça bakıp Fenerbahçe için yeni sezonda karalar bağlar mısın sen? Karalar bağlamazsın çünkü az önce maçı detaylı konuştuk. Bana göre bir kırmızı kart bütün turun kaderini değiştirdi. Kaç tane pozisyonu var Fenerbahçe'nin? Dünkü maçta kırmızı karta kadar en az 6 pozisyonu var. Evet. Şimdi kırmızı kartın turun kaderini, maçın kaderini 180 derece değiştirdiğini ben öyle düşünüyorum. Öyle gördüm. Karşılaşmada böyle düşünürken tabii ki karalar bağlamazsın. Ama ne oluyor? İşte Fenerbahçe yıllardan beri zaten buralarda biraz hata yapıyor. Çok fazla diyorum ya, film bir anda geri sarılıyor, bir anda doğrular yanlışlar havada uçuşuyor. Eğer şimdi Fenerbahçe bir yola girdiyse bu girdiği yolda daha iyisini olmakla mükellef diyelim takım. Hani Jorge Jesus da öyle, eğer bu tercihleri yapıyorsa bu takımın seviyesini yükseltmek durumunda. Onu bekleyeceğiz Fenerbahçe'de. Fenerbahçe nereye kadar gidebilecek, ne kadar daha iyi oynayabilecek onu göreceğiz, onu bekleyeceğiz. Şu an için hani böyle çok kesin yargılarla işte bu Fenerbahçe'den de olmaz, İşte İsmail Yüksek Arao'dan olmaz, bunlar doğru değil. Hatta Buruma'dan olmaz demek bile doğru değil. Biraz daha beklemek gerekiyor. Biraz daha beklemek, biraz daha sabretmek gerekiyor. Böyle yeni bir yola girdiği için. Çünkü bir süreden beri şunu da dile getirmeye çalışıyoruz. Artık geçen seneki Fenerbahçe yok. Evet, geçen seneki Fenerbahçe'nin sezon sonu iyi bir örnekti. Herkes umutlandırdı. Ben de onlardan biriyim. Umutlananlardan biriyim. Ama artık o takım, o teknik direktör, o anlayış yok. Artık elinizde yeni bir takım var. Yeni bir oyuncular grubu var. Oyuncu grubu ve yeni takıma bakmamız lazım. Şimdi biraz şeye benzeyecek bu. Hep böyle eskiye biz şey yaparız ya, işte o takım çok iyiydi. Şimdi Fenerbahçe'nin geçen seneki takımı da iyiydi ve süre çok kısa. Yani arada bir yaz dönemi var. Ama referanslar hep oraya gidiyor. İşte o Zayt'la Crespo. Evet, Zayt'la Crespo bana göre de mesela normal şartlarda ben şunu söyledim yaz dönemi boyunca. Fenerbahçe hiç transfer yapmasa Dinamo Kiev maçının 11'i hazır dedim. Ki öyleydi. Hazırdı yani. Serdar Dursun, Rossi, İrfan Can, Zayt, Crespo ile oynayabilir miydin? Mert Hakan'ı da ekledim. Mert Hakan'ı da ekledim. Hadi Mert Hakan sakat. Yerine bir oyuncu koyup oynayabilirdin. Hiç transfer yapmadan oynayabilirdin. Ama işte bu bir tercih. Ve o tercihi biz yapmıyoruz. O tercih değil. Şu an o takım değil. Artık onu bir kafalarımıza yerleştirelim. Artık o takım yok. Bu takım var ve bu takım ne yapabilir, ne yapamaz? Bu takım için çok umutsuz konuşabilir misin? Hayır. Hayır. Ben iddia ediyorum hala dört büyükler arasındaki en hazır takım şu anda. Konuşamazsın. Ama sakin kalman gerekiyor. Çok büyütmemek gerekiyor bir galibiyet ya da bir mağlubiyeti. Çünkü Dinamo Kiev'i eminim ki Fenerbahçe elese bu kez çok farklı şeyler konuşulacak. Yani bu Fenerbahçe'nin işte limiti yok, bu Fenerbahçe şöyle yapar, böyle yapar diye bu kez diğer uca doğru çok fazla gidilecekti. O dengeyi bulamamamız zaten bu kafa karışıklığının da baş sebebi Türkiye'de. Yani elendiğin zaman eyvah, yandık, öldük, bittik, gene bir şey olmayacak. Lanet olsun, ona da lanet olsun, buna da lanet olsun. Kazandığın zaman da bekle bizi, Şampiyonlar Ligi gelmek üzereyiz, kapıya dayandık. İşte şimdi Sturm Graz, ondan sonra şu gelsin, onu da yeneriz, bunu da yaparız. Biraz dengeli olmak lazım. Eğer bunlardan, bu duygu yoğunluğundan sıyrılıp bir bakarsan Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'nin hazırlık dönemi artı Dinamo Kiev maçları İsmail Yüksek'in kırmızı kartına kadar belli bir standartın üzerindeydi. Sıkıntılar yok mu?
net şekilde var ama belli bir standartın üzerindeydi. En azından işin savunma kısmında Fenerbahçe gayet iyi gözüktü. Yani öyle olan baskısı konusunda. Hücumdaki yaratıcılık bence problemlerden biri. Ama işte onu da yeni oturan bir takım diyebilirsin. Sonuçta Lucescu'nun takımıyla kıyaslarsak orada oturmuş bir düzen var. Bir birliktelik, kim ne istediğini biliyor orada. Lucescu kimden ne alabileceğini biliyor. Bunu empoze etmiş ama Jesus daha yeni gelmiş bir teknik direktör. Daha Temmuz ayı içerisindeyiz. Yani ne kadar oldu Jesus'u antrenmanlara başlayarak? Herhalde maksimum 1,5 ay olmuştur. Şimdi 1,5 ayda da her şey güllük gülistanlık olmaz. Biraz daha sabretmeniz gerekiyor. Türkiye'deki en zor şeylerden biri farkındayım ama Jesus'a da sabretmeyecekseniz zaten kime sabredeceksiniz? O zaman hiç kimseyi getiremezsiniz zaten. Hiç kimseden memnun kalmazsınız. Jesus'a da bunu göstermeyecekseniz. Maçla ilgili şimdi bir tek notum kalmış. Onu da söylemeden geçmeyelim. Lincoln'in duran topları hazırlık döneminin dikkat çeken noktalarından biriydi. Dün bu arada şeye dikkat ettiniz mi? Kaç kişiyle hücum duran toplarında bulundu Fenerbahçe? Unuttunuz değil mi? Hiç aklınıza bile gelmedi. Unuttuk. Hiç gelmedi. Benim de böyle bir ikinci duran topla birlikte geldi. O Rossi'nin kaçırdığı pozisyon bir duran topta hatırla dakika 2'de top önüne düştü. Ona dikkat etmemiştim ama sonrasında hepsine dikkat ettim. 6 kişiyle yine. Yani. Ama 10 kişi kaldı. 10 kişi kaldıktan sonra ilk duran top yine 6 kişiyle gol aradı. Hatta dedim ne cesaret yani bir kişi eksik bile 6 kişi. Sonra hep 5'e döndü ama. Salah'ın golünde de yanılmıyorsam 5 kişi vardı ceza sahası içinde. Rossi kullandı genelde Lincoln girene kadar. Öyle çok etkili kullanamadı ama Lincoln bu konuda ne kadar iyi olduğunu tek duran topta herhalde. Evet, gerçekten çok güzel bir orta. Zaten yeni girdi. Çok güzel bir kornerdi. Müthiş bir orta. O sahada olduğu zaman duran toplar daha büyük bir tehdit olacak Fenerbahçe için. Onu ise yani dediğim gibi zaten hazırlık maçlarında görmüştük. Dün de belki birçok kişi bozuldu. Arda Güler neden oyuna girmedi, Lincoln tercih edildi diye. Çünkü son hakkıydı sanki 90 dakika için. Lincoln değişikliği en son geldi çünkü. Daha yeni girdi. Sonradan duran top. Belki bozuldular ama onun da belli ki bir nedeni vardı Jesus için. Hani bir duran top kazanırız, pozisyona gireriz diye düşündü büyük ihtimalle. Arda da kötü kullanmıyor ama Lincoln şu anda takımdaki en iyi oyuncu olarak gözüküyor. O da oynadığı dönemde bu konuda fark yaratacak. Fenerbahçe'nin de ihtiyacı olacak duran toplara. Çünkü henüz hücumda belli bir şablon oturtamadı. Dinamo Kiev eşleşmesinde de bunu gördük. Pozisyona çok fazla gitse de hani çok net bir oyun planı, net organizasyonlar göremiyoruz. Duran toplar çok daha hayati oluyor. O yüzden Lincoln da belki sırf bu yüzden mesela İrfan Can yerine bile ilk 11'e monte edilebilir. Sonuçta İrfan'dan da saha içinde öyle çok ekstra bir katkı görmedik. Gerçi işte bilemiyorsun ki İrfan Can da frikikten gol atıyordu mesela. Şimdi direkten döndü diye o da şey yapmayalım. O da bir tehdit. Zor kararlar gerçekten. Şimdi buradan biz de atıp tutuyoruz ama Jesus'un da işi zor. Çünkü birbirine de yakın futbolcular var. İşte gördünüz dün Arda Güler oyuna giremedi. Süre alamadı bu karşılaşmada. Zayt iki maçtır süre alamıyor. Ona forma şansı gelmiyor. Daha bir de Mert Hakayandaş var. Yani geçen sezonun ideal 11'inin bir diğer oyuncusu. Gerçi çok taraftar nezdinde kredisi yüksek değil. Kimse Mert Hakan oynamıyor diye isyan çıkarmaz ama Zayt için çıkarır mesela. Ama yine de öyle veya böyle Mert Hakan da bu takımda bir şekilde forma şansı bekleyecek. Mert Hakan'ı mesela nerede sence kullanabilir? Jesus, İsmail Yüksel'in olduğu pozisyon mu yoksa İrfan ve Rossi'yi kullandığı sağ iç sol iç gibi de Mert Hakan Yandaş'tan forma bekleyebilir miyiz? Çok zor bir soru, bilemiyorum. Herhalde en yakın 8 numara şu anda benim gördüğüm. Hani az önce sen bir şey söyledin, belki biraz daha zorluk seviyesi düşük karşılaşmalarda Arao İsmail Yüksek'ten birinden vazgeçer dedin ki zaten bu hani anlaşılabilir bir tespit. Daha önceden de konuşmuştuk burada. Onun olmadığı noktada biraz daha hani yine dinamik, yine o oyunu oynayabilecek ama biraz daha da skora katkı verecek bir isim tercih edebilir. Orada Zayt'la Mert Hakan Yandaş akla geliyor. Ama işte yedek kulübesine bak, hani Zayt, Mert Hakan Yandaş. İkisinde yedek kaldığı bir düzen var şu anda. Daha Crespo var o bölgede. Mert Hakan Yandaş sağ tarafta da hani İrfan Can'ın pozisyonunda da oynayabilir. Çünkü orada net kanat gibi de oynatmıyor aslında. Oynatmıyor. Arası. O da bir ihtimal ama bilemiyoruz bunları. Zaman gösterecek. 8.34 saatlerimiz, ara vaktimiz. Aradan sonra yine telefon attığımız açık bize. 0212 363 0434 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.
Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. ...8.43 saatlerimiz dinleyicimiz var yine hattımızda. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın Ali abi, Mert abi. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Ben hem dünkü maçı değerlendirmek istedim... ...hem de Fenerbahçe'nin transfer dönemini değerlendirmek istiyorum. Önce kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Seçkin Selvi. Manisa'dan katılıyorum. Üniversite mezunuyum. Şu an çalışmıyorum. Peki. Evet, biliyoruz şimdi. Şöyle maç özelini konuşursak ben Fenerbahçe'yi iyi buldum, yani kötü bulmadım açıkçası. Çünkü yani önceliğim bir takımı değerlendirirken o takım pozisyona giriyor mu, pozisyon veriyor mu? Yani kırmızı karta kadar pozisyonu hiç vermedi yani. Görmedik yani, Kiev pozisyona gelemedi. Fenerbahçe ise birkaç defa pozisyona girdi. Elenmesi için ne gerekiyorsa o oldu. Yani o geldi başına. Sayılmayan golü, kırmızı kart, kaçan penaltı, direkten dönen şutlar. Yani bir şanssızlık daha ön planda olduğunu gördüm. Hı hı. O yüzden hani Fenerbahçe o kadar kötü görmedim yani oyun olarak. Ama transfer dönemi olarak değerlendirirsem de çok kötü geçirdiğini düşünüyorum transfer dönemini. Hani transfer dönemi açılırken bu takıma 4-5 oyuncu lazım diye düşünüyordu bütün taraftarlar, ben de dahil. Şu anda da hala 4-5 transfer ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Yani yapılan onca transfere rağmen hala eksiğimiz var. Yani o yönden eleştirim var. Yani hangi bölgelere mesela şu anda takviye düşünüyorsunuz? Savunma bölgesi ağırlıklı mı, yoksa yıldız bir santrafor yine düşünüyor musunuz mesela? Şöyle söyleyeyim. Santrafor, yıldız bir santrafor, pivot santrafor, stoper, Kimmice'ye kadar olmasa da onun yerini doldurmaya çalışabilecek kalitede bir santrafor. Bir sol bek alternatifi. Ondan sonra da bir kaleci, yedek kaleci, hı hı, gerektiğini düşünüyorum hala. Çünkü şöyle, hani yapılan transferlerde mesela King olmasaydı olurdu yani. Bruma olmasaydı olurdu. Çünkü yani King olmadığı zaman João Pedro ilk 11'de oynar. Onun da yedeği Valencia olurdu mesela. O bana tam oturuyordu mesela. Ondan sonra yeni gelecek yıldız santrafor ilk 11'de oynardı. Serdar da onun yediği olurdu. Yani gayet aslında uyuyor yani. Ondan sonra stoperde de şöyle, kimin gideceği zaten belliydi. Birkaç hafta öncesinden, yani önceden de biliniyordu. Yani gazeteciler hep bunu söylerdi böyle yayınlarında. Hı hı. Yani bunu bilinmesine rağmen bunun hazırlığı yapılmamış. Yani kim gittikten sonra biz stoper arıyoruz. Bu sefer para geldiği için Fenerbahçe'nin kasasına daha fazla istiyor kulüpler. Hani oyuncularını satmak için normalden 1-1.5-2 kat daha fazla maliyet istiyor. Yani sonuçta sana şey gelmiş. O yüzden bu planlamanın çok yanlış ilerlediğini düşünüyorum. Hani maçı değerlendirirsem maç iyi ama transfer dönemini beğenmedim. Evet, teşekkür ediyoruz Fenerbahçe ile ilgili yorumlar için. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Evet, maçla ilgili zaten aşağı yukarı ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Transferle de ilgili ortak düşündüğümüz noktalar da var ama farklı düşündüğümüz noktalar. Ne oldu, bir şey diyeceksin? Tam senin kafanda bir dinleyiciydi. Yani iyi anlamda mı? Transferde çünkü hala bir yıldız santrafor istediği için orada çok uyuşamadık. Orada ayrıldık. Orada karşı çıkıyorum tabii ki. Bir yıldız nokta pivot santrafora gerek yok ama onun haricinde evet, bakış açısı bana çok uzak değil. Bir sol bek mesela, şimdi Fenerbahçe'de şu anda stoper daha çok konuşuluyor. İşte Gustavo Henrique geldi. Başka bir oyuncu daha şu anda gündemde, dün yine görmüşsünüzdür, Luan Perez. Burada da konuşmuştuk. Marsilya'nın oyuncusu, hem sol bek oynayabiliyor hem solak sol stoper. Aslında stoper olan bir oyuncu o gündemde. Ondan başka bir de sol bek gelebilir. Onu da anlayabiliyorum. Çünkü sol bekte yedek olarak güvenebileceğin bana kalırsa bir oyuncu yok. Yani Novak güvenilmeyen bir oyuncu. Çağatay'a da belli ki güvenmiyor. Sağda Burak var. Hani iyi bir sol bek alıp orada rekabeti arttırıp işte sol beki o transferi kombi oynatıp Ferdi'yi alternatif olarak da kullanabilir. Yani Ferdi hem Osayi'nin hem sol bekin yedeği olabilir, ya da Ferdi oynar o sol bek yedek olur ama Osayi'nin sakatlığı durumlarında Ferdi'yi sağa çekip sol beki de oynatabilirsin. Bu da planlamayı anlayabiliyorum ama bakalım Fenerbahçe'de Jesus ne düşünüyor ve yönetim bütün o düşüncelere uyuyor mu acaba?
Onu da tam öğrenemiyoruz. Jesus basın toplantısında konuşuyor ama transferle ilgili soru geldiğinde de çok net cevaplar vermiyor. Dün işte bir tek transferlerin kendi onayıyla yapıldığını söyledi ama yanılmıyorsam maç öncesi toplantıda hani bunun yeri değil transferi konuşmanın dedi. Sanki böyle genel bir toplantı yapıp düşüncelerini öğrensek daha hayırlı olur. Özellikle Center for transferi konusunda bir bilgi kirliliğidir gidiyor. Gerçekten istiyor mu? Mesela Okan Buruk net bir şekilde söylüyor adam. Hani bas bas bağırıyor. Bence o da kötü bir şey. Her kendi oyuncunu bu sefer değersizleştiriyorsun. Değil mi? O nasıl da olması lazım peki? Bilmiyorum. Doğru, ideali ne? Buradan dediğim gibi atıp tutmak kolay. Okan Buruk'unki de bence Jesus'unki daha doğru. Ama ben merak ediyorum. O yüzden konuşsun diyorum. Yoksa Fenerbahçe'nin ilinde değil Jesus'un santrfor istiyorum demesi. Değil mi? Yani Okan Buruk'unki bence hatalı. Çünkü elindekinin kıymetini sürekli transfer. Abdullah Avcı da öyle. Sürekli transfer sağ stoper lazım. Elindekiler şimdi Densville olsan, Ahmetçin olsan bozulmaz mı sürekli bir transfer? Galatasaray'da sürekli bir 6-8 transferi. Taylan olsan, Berkan olsan bozulmaz mısın? Ya da işte 10 numara için Çıkıldağ var, Emrak Baba var, sürekli bir 10 numara. Hani bunu bir de o teknik direktöründen duymak bence kötü bir şey. Jesus'un yaptığı doğru. Ama hani bir basın mensubu, bir futbol meraklısı bir olarak da merak ediyorum. Çünkü o kadar kirlilik var ki. Yani kimi diyor ki gerçekten istiyor ama yönetim almıyor, alamıyor. Kimi diyor ki istemiyor Jesus zaten öyle yönetim bir yıldız oyuncu. İşte alamıyor. Yani istiyor Jesus. Jesus yıldız bir santrfor istiyor. İyi bir santrfor istiyor. Yönetim öncelik vermiyor işte, almıyor. Bence geç o opsiyonu geç. Sence yani Jesus istemiyor mu o zaman? Hayır, bir fikrim yok da. Şimdi Jesus Arao'yu isteyecek. Fenerbahçe kalkıp getirecek. Ondan sonra Gustavo Henrique isteyecek. Fenerbahçe kalkıp getirecek. Bruma kalkıp gelecek. Lincoln Henrique kalkıp getirilecek. Pedro geldi bir ara işte. Evet, hani bunlar getirilecek. Jesus santrofor isteyecek. Santrofor da bir dakika mı diyecek Fenerbahçe? Sen o zaman şuna daha yakınsın. Yani Jesus öyle bir santrofor aslında istemiyor. Belki aradıklarını bulamadılar şu an. Hala isteği olabilir diyorsun. Ama belki aradıkları kaliteyi bulamadılar. Belki ilk gittikleri oyuncuyla anlaşamadılar. Ama şimdi Fenerbahçe'nin şu ana kadar yaptığı transferler, tekrar söylüyorum yani Gustavo Henrique, Lincoln Henrique, Arao. Ya kim biliyordu bu oyuncuları? Gözünüzü seveyim. Sen ben mi biliyorduk? Bu sene Fenerbahçe şu mu dendi yani, Lincoln Henrique diye bir oyuncu var. Santa Clara'da alsa yer yerinden oynar. Öyle bir durum yok. Hepsi Jesus'un tavsiye ettiği, istediği oyuncular, Fenerbahçe yönetiminde bitirdiği oyuncular. Şimdi kalkıp da bunu neye göre söylüyorlar anlamış değilim. Santrofor konusunda bir anda bir dakika Jesus sen savunmaya karış, orta sahaya karış, kanatlara karışabilirsin ama santroforu bize bırakacaksın. O işte biz uzmanız mı diyor Fenerbahçe yönetimi. Böyle bir dünya yok. Demek ki bir arayış varsa da henüz sonuçlanmadı. Evet, o da bir ihtimal tabii. Şunu da belki eklemek gerekir. Şimdi transfer dönemi Eylül'ün ilk haftasında bitiyor. Ama o bir haftalık Avrupa'nın transfer erken bitirmesi o süreçte fırsatları beraberinde getirecek. Bunu da unutmayalım. Hatta ben büyük takımda sorumlu olsam, yönetici olsam ya bir kontenjanımı sırf o hafta için boş bırakırım. Ama Avrupa listesine yazamıyorsun. Fenerbahçe Avrupa'da oynayacaksa o transferi gene de listeye yazamayacak. Hayır. Tamam, doğru, öyle bir risk var Crespo Fenerbahçe mesela, için. Başka da sebepten yazılmıştı gerçi de. Ama orada ummadığın fırsatlar ciddi anlamda ayağına gelebilir. Orada da bir boş kontenjanın olması. Yani bu biraz ama şey gibi oluyor. Hani lüks gibi oluyor. Bunu santrafordan bağımsız söylüyorum. Birden transfer deyince aklımıza geldi. Yani orada böyle hani mesela kadronu oluşturmuş olman lazım. Kadrondaki temel eksiklerin giderilmiş. Bütün hani yapının ortaya çıkmış olması lazım. Ama farz et o bir haftalık süreçte ekstra bir oyuncu çıktı. O oyuncuya hamle yapabilirsin. Yapmaya da bilirsin. Öyle bir ihtimal de var. Ama onu da değerlendirmeye değer bence. İşte orada Avrupa'nın yoksa boşluğu daha rahat bence. Efendim? Avrupa'nın yoksa tabii daha Avrupa'n rahat. Yoksa. Avrupa'nın varsa Avrupa'n sıkıntı olsa çıkıyor bile bence. Yine de öyle bir hani kaliteli bir oyuncu gelirse o hamleyi yapabilmek güzel olurdu. Evet, 8.52. Yani ben o zamana kadar 13 yabancıyla giderdim. Bir tane hakkı bir hakkımı saklı tutardım. Ya da gençlerden bir tane bulacaksın 21 yaş altı. O biraz daha zor.
Premier Lig'de yok mu ya? Genç bir sürü genç oyuncu var. İllaki milli olmuşlardır. Yani 21 yaşına gelene kadar. Çok potansiyelli oyuncular da var orada. Ve zaten onun için harcamana gerek yok. Kontenjan harcamana gerek yok. Aynen onu demeye çalıştım. Yani 14'le bile sen artı 1'i kullanarak onu da halledebilirsin. Araya gidiyoruz. Saat başıyla birlikte burada olacağız. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda. Evet, yeni saate girdik. Şimdi telefonlara biraz ara veriyorum. Çünkü diğer konuları da konuşmak istiyorum programın son bölümünde. Çünkü programın girişinden itibaren tabii ağırlıklı olarak Fenerbahçe'yi konuştuk. Hatta hep Fenerbahçe'yi konuştuk. Maçla ilgili genel transfer planlaması birçok şey konuştuk. Biraz diğer takımlara bakalım. İlgimi çeken konu dün şuydu Galatasaray'la alakalı. Hazırlık maçı vardı. Salernitana karşılaşması tabii takip edemedim. Şöyle bir planım vardı. Fenerbahçe maçı 90 dakikada biterse ilk yarı izleyecektim en azından. Ki genelde bu hazırlık maçlarının böyle ilk yarısı 60 dakikası daha güzel şeyler vaat ediyor. Gerisi biraz oyuncu değişikleriyle birlikte çok bir şey ortaya çıkmıyordu. Ama Fenerbahçe maçı uzayınca bu maça hiç bakamadım. Maç 1-1 bitti. Goller ilk yarının ilk bölümüne geldi. Botheim Galatasaray'ın ilgilendiği oyuncu golü attı. 2 dakika sonrasında Seferovic yine üst üste ikinci maçında da golle buluştu. Ve maçta 1-1 sona erdi. Ruindama bu arada yine çok konuşulan bir oyuncuydu son 2 günde. Maçta oyuna sonradan girdiğini görüyorum. Önümdeki bilgi beni yanıltmıyorsa. Stoper'de 68. dakikadan itibaren forma giymiş. Yani belli ki oyuncunun bir vize problemi vardı herhalde. Onu çözüp kamp kadrosuna dahil edilmiş ve Okan Buruk da maç sonu onunla ilgili yaptığı açıklamada henüz onunla birlikte hani çalışma fırsatım yoktu daha öncesinde. Yeni yeni birbirimizi tanıyoruz. Onu da görüp ona göre stoper transfer için kararımızı vereceğiz. Dedi zaten makul olan buydu. Bir önceki maçta aynı şeyi söyleyip kamp kadrosuna alınmaması anormal bir durumdu. Biraz daha görmesi beklenirdi ve bu maçta da ikinci kez onu görme fırsatı yakaladı. Bilemiyorum tabii maçı izlemedim nasıl bir performans gösterdi. Ama stoperde Nelson'la birlikte oyuna sonradan girip bir ikili oluşturmuş. İlk 11'de de Abdülkerim Bardakçı ile Metehan Baltacı vardı Galatasaray'da. Benim ilgimi çeken konuyu biraz dağıttım. Bu Mitsyö transferi. Galatasaray artık... Ne transferi? Mitsyö. Mitsyö. Yö diyorum. Mitsyö. Ama Jö diye çıkıyor da olabilir. Bilmiyorum. Mitsyö. Oyuncu. Norveçli. 28 yaşında. Çok fazla yapılmayan bir şey galiba. Böyle oyuncunun genelde iyi hamlelerinden YouTube videoları evet, oluşturmuş. Kesinlikle. Marcado da ben ilk izlediğimde mesela çok etkilenmiştim. Çünkü hep pozitif şeyler paylaşılıyordu. Bu oyuncuyla da ilgili eminim pozitif videolar yapıldı. Nesi iyi, nesi üst düzey vesaire diye. Ama bir kullanıcı, tahmin ediyorum ki Galatasaray'da da biri, oyuncunun top kayıplarından bir derleme yapmış. Evet. Bayağı da uzun bir video. Maçtan özel anlar seçmiş. Gerçekten de o videoyu izleyince de hani nasıl ki pozitif video izleyince oyuncuya hayran kalıyoruz. Bu videoyu da izleyip oyuncuya eleştiri getirmemek mümkün değil. Çünkü o kadar basit hatalar yapıyor ki, o kadar kötü paslar. Yani o videoda var mıydı bilmiyorum. Tek bir video izledim. Oyuncunun taca attığı bir pas var. Yani alakasız, hiç yakınından geçmiyor takım arkadaşını. Taca vuruyor neredeyse. Pas gibi bir şut. Pas, şut gibi bir pas. Dün de onu gördüm. Bayağı da bu konu ilgimi çekti Ali abi. Ne diyorsun top kayıpları üzerinden? Oyuncunun karalanması da diğer türlüsü gibi aslında çok sakıncalı bir durum. Ve Galatasaraylılar da şu anda o videoyu izleyip bayağı bir etkilendiler bence. Yani biz kimi transfer ediyoruz? Yani bu oyuncunun Tayland'dan Berkan'dan ne farkı var noktasına geldiler. Oyuncu daha gelmeden değersizleşti ki oyuncuya da 3,5 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek Galatasaray. Evet, yüksek bir rakam. Önemli de bir yatırım. Ciddi bir yatırım. İlk 11 için gerçi düşünülmüyor anladığım. Herhalde öyle yani. Bir 6 numara daha gelecek. Oliver olacak. Bu oyuncu onların alternatifi olarak düşünülen isim deniyor. Ama ne olursa olsun daha gelmeden bu kadar yerin dibine sokulması da buna da hani bu da mı başımıza gelecekti? Böyle bir şey de ben ilk defa şahit oluyorum. Transfer gelmeden şimdi karalama işte kampanyası oluştu. Sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle beraber her şey kısaldı ve hızlandı. Bir kişi hakkında işte bir dakikalık bir video, 30 saniyelik bir yorum, 45 saniyelik yine bir görüş bütün fikrini değiştirebiliyor. Oyuncular için de öyle oldu. Hani bir oyuncuyu transfer ederken
onun oynadığı ülkeye gidip antrenman performansını izlemek isteyen takımlar varken, bir iş bu kadar detaylanmışken, biz şu an sosyal medyada 2 dakikalık iyi ya da 2 dakikalık kötü video ile beraber oyuncu hakkında konuşmayı, karar vermeyi sever hale geldik. Bu aynen senin dediğin gibi, nasıl ki oyuncunun 2 dakikalık çok iyi hareketlerinden yapılan bir video oyuncunun tüm performansını yansıtmıyorsa, tam tersi de aynı şekilde. Şimdi bu programda biz seninle işte her sabah 7 ile aşağı yukarı 10 arasında buradayız. Yaptığımız hataları derleseler dünyanın en kötü programcıları olabiliriz. Halbuki dünyanın en kötü programcılarından bir tık üstteyiz. O kadar da kötü değil. Bir tık üstesin ama yaptığın hataları siliyoruz diyor Hakan oraları. Siliyor. O zaman Hakan bütün gün çalışıyor demektir. ama böyle bir gerçek var. Yani senin benim yaptığım hataları, kullandığımız yanlış kelimeleri, bağlayamadığım cümleleri arka arkaya montajlasan dersin ki o adama bak, bu nasıl program yapıyor. Bence bu oyuncu için de aynı şey. Yani her oyuncunun verdiği hatalı pas var. Dün mesela Arao'nun videoları çıktı. Ha, onu da diyecektim. Arao'nun videosu çıktı. Kerem Başaran bir yabancı bir hesap. Evet. Paylaşmış onu. O golde, ilk golde oyuncuyu takip etmiyor. Çok yavaş geriye gidiyor. Ben evet. Onu gördüm. Bilmiyorum aynı şeyden bahsediyor. Aynı video. Anlayamıyor yani pozisyonun nereye gidebileceğini, sezemiyor. O video paylaşılıyor. Dolayısıyla böyle. Biraz daha sakin olmak lazım. Biraz daha anladıktan sonra yoruma geçmek gerekiyor. O yüzden zaten ben hani bir süreden beri bu analiz videolarına takmış durumdayım ya. Yani iki tane maçını izleyip bir anlatıyorlar oyuncuyu. Hep herkes Maradona. Herkes 50 milyon euroluk oyuncu gibi anlatılıyor. Burada da aynı hikaye var. Yani Galatasaray taraftarlar çok karaları bağlamasınlar. Bir anda ne oluyor, ne yapıyoruz deyip hani oyuncuyla ilgili kötü görüşlerini ortaya çıkarmasınlar. Nacizane ben öyle düşünüyorum. Oyuncu geldikten sonra o zaman karar vermek lazım. Oyuncuda da ilgili şöyle bir şey okudum Ali abi. Oyuncu aslında Galatasaray'ın ilk etapta gündeminde olan bir isim değil. Fakat Ola Solbakken ismi gündeme geliyor. Onunla görüşmeler yapılırken menajeri bu oyuncuyu öneriyor. Hani bende böyle de bir oyuncu var deyip onu önermiş ve Galatasaray'ın gündemine öyle gelmiş. Hani yine belki günahını alıyoruz ama aklıma yatan bir gelişme oldu. Yani bizde çünkü aşağı yukarı işler böyle yürüyor. Yani bir oyuncuya gidiyorsun. Onu da belki menajer önerdi. Ya portakal kalmadı ama mandalina var. Ha, bunu ayarlayamadık. Solbakken çünkü İtalya'ya gidecekti. Ne oldu? Transfer işlemi bilmiyorum. Yani. Ama işte bizde de bir orta saha var. Siz orta saha arıyorsunuz. Gitmedi herhalde. Gitse resmini size gördük. Yani Botan gitti de. Solbakken hala Bodo Glimt'te gözüküyor. Oyuncu. Bu da öyle gündeme geldiği söylendi. Yani ilk etapta. Salernitane'ye giden Botan'dı. Tamam. O santrifor. Solbakken tamam. Kanat oyuncusu Mitrio'da Galatasaray'ın orta saha için düşündüğü bir oyuncu. Böyle gündeme geldiği söylendi. Dediğim gibi benim okuyunca ya olabilir. Kafama yattı. Olabilir. Olmadı. Yani burada menajer tabii ki elindeki oyuncu havuzundan bir öneri yapabilir. Ancak iş kulüpte bitiyor. Tabii bu aslında aynen. Yani tam bir eleştiri değil. Aynen. Okan Buruk, Cenk Ergün, Erden Timur artık hangisi ya da hepsi değerlendirip ona göre karar veriyorlar. Eğer olursa olur, neden olmasın yani. Bir menajer sana illa da çakma kötü bir oyuncu öneriyor diye düşünemezsin. Tabii kötüyse de almazsın aynen, zaten. Aynen o kadar oyuncu. Basit. Ama Galatasaray'ın da demek ki hoşuna gitmiş oyuncu profili. Çünkü bir de yedeğe düşünülen bir oyuncu anladığımız kadarıyla. Onu da çok problem etmeyecek bir isimse neden olmasın tabii ki. Şartları da el veriyorsa, uygunsa Galatasaray transfer edebilir. Ama gelirken işte bu kadar değersizleşmesi de şu aşamada olumsuz bir sinyal. Bakalım Galatasaray tabii devamını nasıl getirecek? Bir türlü bitiremediği bir Evander transferi var. Artık Amin Halit'ten ziyade biz Evander'in daha yakın olduğunu görüyoruz. Salim de mesela bu transferi yakından takip ediyor. Kullanıcıları da Ajans Spor takipçilerini de bilgilendiriyor zaman zaman. Aslında Evander'le anlaşmanın tamam olduğunu oyuncuyla, kulübüyle de çok ufak pazarlıkların kaldığını söylemişti. Onda da bir problem çıkacağı benzemiyor. Genel algı da o. Evet, o da 10 numarası olacak Galatasaray'ın. Evet ama tam 10 olmadığı da öyle söyleniyor. Mi? Hani 10 gibi ama daha 8 karakterli bir 10 numara olduğu söyleniyor. Ama Emrah Baba'nın pozisyonunda oynayacak. Evet aslında tam ona ihtiyacı var bu düzende. 4-2-3-1 oynuyor çünkü Galatasaray. Böyle 4-3-3 dizilimi genelde kullanmadı. Dünkü maçı bilmiyorum. Ki dünkü maçta da 4-3 kullanması imkansız. 4-4-2'ye yakın bir düzen olması lazım. Çünkü Emre Kılınç, Oğulcan, Barış Alper, Seferovic oynattı. Yani iki merkez, Taylan ve Çıkıldağ'ydı herhalde. Yine benzer bir düzen olduğunu varsayıyorum.
O yüzden o düzene uygun bir profil mi Evan der, yoksa daha 4-3-3'ün hücumcu yaratıcı 8'i mi, onu da bilemiyoruz. Bakalım Okan Burun'un da tercihlerini yine sezon içinde göreceğiz. Galatasaray'la ilgili daha konu var ama bir de hazır reklama gitmeden Beşiktaş'ta bir konu var Ali abi, onu da sorayım sana. Senin düşüncen ne? Haberi okuduğunda ne düşündün? Bu Serdar Saatçi konusu. Evet. İlginç bir konu. Kadro dışı oyuncu. Fakat özür diliyor. Dün ilk defa Bilal Meşe yazdı Milliyet gazetesinde. Güzel özür dilemesi. Serdar'ın başkandan da gidip birebir araya da girenler olmuş. Kulübün önemli isimleri herhalde, bizim tanımadığımız. Onlar araya giriyor. Bir buluşma ayarlanıyor. Özür diliyor. Ve sonrasında da Ceyhun Kazancı'nın şöyle bir teklifle gittiği. Sen sözleşmeni 5 yıl uzat. Eğer bunu kabul edersen seni affedeceğiz. Eğer kabul etmezsen affetmeyeceğiz. Yani bir şarta bağlanmış oyuncunun affedilmesi. Bunu okuduğunda ne düşündün? Ne hissettin? Umarım doğru değildir diye düşündüm. Beşiktaş gibi çok büyük bir kulübün bir oyuncusunu, altyapıdan yetişen bir oyuncusunu böyle şarta bağlayarak özrünü kabul edeceğini söylemesi bence kabul edilemez. Yani Serdar Saatçı'nın ne büyük bir hayranıyım, ne oyununu beğeniyorum, ne de bu takımda geleceği olacağını düşünüyorum. Bunları net şekilde söylemiştim. Ancak tüm bunlara rağmen kulüplerin bu tarz oyuncular karşısında güç gösterilerine girmeleri beni çok rahatsız ediyor. Bu da onun gibi bir şey. Yani Serdar Saatçı bir hata yaptı. İşte biraz disiplin sorunları var. Sen kadro dışı bıraktın. Şimdi özür diledi. Özrünü sen 5 yıllık anlaşmayla mı kabul edeceksin? Yani bu çok Beşiktaş için çok kötü bir tablo. Umarım öyle değildir. Yani umarım Ceyhun Kazancı şu ana kadar iyi işler yaptığını düşünüyorum. Böyle bir teklifle Serdar Saatçı'nın kapısını çalmamıştır. Umarım yani sadece onu düşündüm. Bu çok acı olur Beşiktaş için. Böyle bir şey yapamazsınız bir insana karşı. Böyle bir şart koşamazsınız. Zaten cevap da vermemiş bu arada Serdar Saatçı. Yani böyle bir teklif Beşiktaş gidiyor oyuncu. Oyuncudan da herhangi bir pozitif geri dönüş yok. İşte yani sadece tamam, umarım demiyor. Böyle bir şey olmamıştır diye düşündüm gerçekten. Üzülürüm. Yani Beşiktaş adına, Ceyhun Kazancı adına üzülürüm. Çünkü futbol aklına inandığım biri. Bu tarz bir profesyonelin her kulüpte olması gerektiğini düşünüyorum. Daha önceden de söyledim. Bir futbol aklı, bir doğrultulu etrafında kulübün politikası şekillenmeli. Teknik adama göre çok savrulmamalısınız. Ama elinizde bir güç varsa o gücü de böyle kullanamazsınız hiçbir oyuncuya karşı. Ben de senin dediğin gibi yani çok ekleyeceğim bir şey yok. Ben de gördüm de umarım bu haber doğru değildir diye düşündüm. Ama herhangi bir yalanlama gelmedi. Ve haberin detayları olarak da Serdar henüz cevap vermedi bu teklife dendi. O yüzden hani haber doğru gibi gözüküyor. Bakalım nereye varacak iş Serdar Saatçı konusunda. Tabii bu bir de aslında Valen İsmail'in de burada bir dahli olması gerekmez mi? Yoksa yönetimin vereceği bir karar mı? Mesela Valen İsmail acaba ne düşünüyor bu konuyla alakalı? Yani bu oyuncuyu tutun, kesinlikle kaçırmayalım diyor mu? Yoksa o da olsa da olur, olmasa da olur mu diyor? Tabii tek başına onun görüşü de önemli değil ama en azından fikir alması lazım. Yani şimdi Serdar Saatçı'nın belli bir potansiyeli olduğuna inanılıyorsa, altyapıdan yetiştirdiğim bir oyuncuyla uzun süreli sözleşme ama teknik adamın sistemine uymayabilir ya da henüz hazır değildir. Henüz zamanı gelmemiştir. Her şeyin de bir zamanı var hayatta. Hı hı. Yani belki Serdar Saatçı bundan 2 sene sonra çok farklı bir kariyere, çok farklı bir oyuna sahip olabilir. Belki zamanı gelmedi şu an Serdar Saatçı'nın. Dolayısıyla kulübün Valerian İsmail'in görüşünden bağımsız oyuncuyla sözleşme uzatıp ona bir yol çizmesi ya da en azından oyuncuyla alakalı gelecek planları olduğunu oyuncuya aksettirmesi iyi bir şey. Bunu hep savunuyorum. Serdar Saatçı'yı bu sene sözleşmeyle takımda tutarsınız. Ondan sonra dersiniz ki sen şu an hazır değilsin. Güçlenmen lazım, oynaman lazım. Kiraya vereceğiz seni ama böyle böyle bu şartlarda kiraya vereceğiz. Serdar Saatçı ile zaten o 5 yıllık sözleşmeyi imzalamadan bunları konuşmanız lazım ki oyuncu da sonuçta o imza attıktan sonra hadi Serdar'cığım biz seni kiraya veriyoruz beklemiyor. Hı hı. O yüzden her şeyin konuşulup açık şeffaf bir şekilde ondan sonra da o planların hayata geçirilmesi lazım. Ama belki Serdar Saatçı ile alakalı Valerian İsmail'in de farklı beklentileri vardı. Belki olabileceğini düşünüyordu, onu da bilemiyoruz ama en kötü senaryoda istemese dahi altyapıdan çıkardığın 19 yaşındaki bir stoperle 5 yıllık anlaşma yapmak doğrudur. Ama o anlaşmayı
hani seni kadro dışı bıraktık, özünü ancak bu şekilde kabul ederiz diye dayatmak da aynı şekilde yanlıştır. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay, alternatif piyasaları sunar. Bitay, geleceğin yatırımı. Alternatif piyasalar bölümündeyiz. Şimdi Bitay'dan Bitcoin'in fiyatını aktarayım. Düne göre büyük bir yükseliş söz konusu Bitcoin'de. Şu anda bir Bitcoin 23.154 dolardan işlem görmekte. Hatta 23.400 doları da görmüş sabaha karşı biz programa girmeden önce. Bu yükselişin sebebi ne diye düşünecek olursak, yani çok analiz uzmanı değilim bu konuda ama dün Fed'in faiz kararı açıklandı. 75 bas puan bir artışa gittiler. Aslında yüksek ama beklenti zannediyorum ki 1 olduğu için ya da 100 olduğu için daha düşük gelmesi piyasalarda da böyle bir tepkiye, pozitif bir tepkiye vesile oldu diyebiliriz. Şu anda da o bantta, 23.000 bandın üzerinde seyrini sürdürmekte. TL olarak da tabii doğal olarak bir hamle oldu. Yukarı doğru şu anda 417.619 TL'den işlem görmekte. Düne göre %9'luk bir yükseliş var Bitcoin'in kendisinde. Tabii Bitcoin'den sonra gelen Ethereum'da da ve diğer altcoin'lerde de yükselişler gözlemleniyor. Onu da söylemiş olalım ve bu bölümü bitirelim. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay, alternatif piyasaları sundu. Bitay, geleceğin yatırımı. Evet, 9.19 saatlerimiz. Şimdi iddia bölümündeyiz. Bugün Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçlarında temsilcilerimiz Başakşehir ve Konyaspor sahaya çıkacaklar. Saat 19.45'te Başakşehir Maccabi Netanya'nın konu olacak. İlk maç 1-1 sona ermişti İstanbul'da. Bu maçta galibiyet gerekiyor. Galibiyetin her türlüsü Başakşehir için tur demek, beraberlik, uzatma demek. Umarız tabii en kötü bir beraberlik çıkar uzatmada veya 90 dakikada maç biter. Konyaspor daha rahat. Bugün saat 21'de onların maçı da 3-0 kazanmışlardı. İlk maç kağıt üstüne deplasman ama Konya'da oynanmıştı seyircisiz bir şekilde. Şimdi iç sahada bu sefer tribün desteğiyle birlikte Konyaspor Bate Borisov karşısına çıkacak. Tabii iddiada bu karşılaşmalara normalden daha yüksek oranlarla oynayabileceğinizi hatırlatalım. Gerçi oranlara bakmadım. Sen bir kupon verecek misin hala, böyle zaman kazanayım. Sonra bugün iki temsilcimizin karşılaşması da tek maç olarak oynanabiliyor. Evet, Başakşehir galibiyeti 2.11'miş. Konya'nın galibiyeti de 1.26. Konya daha favori çıkıyor bu karşılaşmaya. Hı hı. Onu söyleyeyim. Şimdi iki karşılaşmanın tabii tek mücadele olarak oynanacak olması iddiada bir avantaj. Çünkü diğer tüm karşılaşmalar MBS 3. Bugün yani, MBS 1 olarak Mısır Ligi ve Fas Ligi'nden karşılaşmalar var bundan başka. Eğer Konferans Ligi'ndeki elemelerde iki maçlık bir kupon yapmak istiyorsanız bir tanesinde kesin Türk takımlarının olması lazım. Bunu hani ekstra. Evet, MBS 2 de yok. MBS 3 işte, var sadece. İşte iki maçlık bir kupon yapmak için hani bir tane Konyaspor ya da Başakşehir eklemen gerekiyor. Konyaspor Bate Borisov ilk karşılaşmada Konyaspor'un üstünlüğü, ondan sonra gelen kırmızı kart, kırmızı kart sonrası Konyaspor'un hem skor bulması, hem iyi savunma yapması, hem de skor arttırması. 3-0'lık çok net bir galibiyet. Bugün iki takımın oyuncuları da sahaya kimin turu atladığını bilerek çıkacak. Yani Bate Borisov'un geçen haftaki hali, bugün seyircili bir Konyaspor önünde ben en azından 3 farklı kazanırım gibi bir görüntüsü yoktu. Öyle bir riski de yok takımın. Zaten aslında mütevazi ama sağlam dediğimiz takımlardan biri. Ama bugün Konyaspor Bate Borisov maçının ben sıkıcı geçebileceğini düşünüyorum. Hani İlhan Palut risk almayacaktır. Konyaspor zaten yeteri kadar iyi savunma yapıp iyi de hücuma çıkabiliyor. Ama Bate Borisov'un da hani pek böyle inanarak sahaya çıkmayacağı için, onların da yüksek tempoyla çok risk alarak daha maçın başından itibaren bir oyun oynayabileceklerini de düşünmüyorum. O yüzden böyle
düşük tempolu, az pozisyonlu, 0-0'a yakın gidebilecek bir karşılaşma olabilir. Normalde biliyorsun söylemem ama beklentim 2.5 gol altı. 2.5 gol altı. Evet. Oranı 1.86. Evet. Aslında daha gollü bir maç bekleniyor. 1.63, 2.5 gol üstünde oranı. Aynen öyle. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun? Dün mesela sen Fenerbahçe maçında fazla gol çıkmaz diye düşünüyordun. Haklı çıktın. Evet. 2 gol çıktı. Aynen, 90 dakika içinde. 90 dakika. Ki belki 11-11 olsa hani Dinamo Kiev atmazdı. 1-0 bile Fenerbahçe'nin kazanabileceği bir skor olabilirdi. Bu maç şöyle bir ekstra bilgi vereyim Ali abi. Şimdi sen maçı yorumladın. Dün İlhan Palut basın toplantısı düzenledi. Ve kadroda belli oranda rotasyona gideceğini söyledi. Bunu turu garanti gördüğüm için değil, böyle bir teknik direktör değilim. Hala tur bence ortada diyor. Yani çok güvenmeyelim 3-0'lık skora diyor ama ben kadromdaki oyunculara güveniyorum ve sezon öyle bir başlayacak ki, öyle bir tempolu başlayacak ki benim bütün geniş kadroya ihtiyacım var. O yüzden de bu karşılaşmada böyle temelli bir rotasyon olmayacak ama belli bölgelerde mesela dün Muriç'le basın toplantısına katılmış. Hani sağ önde büyük ihtimal onu göreceğiz. Mikalak'ı görmeyeceğiz. Böyle ufak dokunuşlar yapacak. Evet. O da işi biraz bozabilir dediğine hani paralel olarak ben de altı bitebileceğini düşünüyorum. Maccabi Netanya Başakşehir karşılaşmasındaysa biraz daha farklı takımlar gördük. Maccabi Netanya çok diri, fizik gücü çok yüksek, önde kalabalık olabilen, o baskıyı da zamanlı ve doğru yapabilen bir ekip ama yetenek konusunda onların da biraz sıkıntıları var. Başakşehir ise böyle 3. vitese geçemeyen otomobil gibiydi Maccabi Netanya karşısında. Başakşehir'le alakalı olarak merkezde, kanatlarda, genel oyun anlayışında bir sıkıntı vardı. Zaten skora da yansıdı. Bugün ben Başakşehir'in biraz daha iyi olabileceğini ama Maccabi Netanya'nın da yine Başakşehir'e gol atabileceğini düşünüyorum. Burada biraz daha ilk karşılaşmada olduğu gibi iki takımdan da skor beklentim var. Gol var diyeceğim o karşılaşmaya da. Gol varın oranı da 1.78 iddia.com'da. Evet. Oranlar daha yüksek iddia.com'da. Siz de bu karşılaşmalara bahis yapabilirsiniz. Hani tek karşılaşmada bildiğim kadarıyla %5 karar oranlarda daha yüksek iddia.com'da. Yani benim tercihlerim bu. Konyaspor Batı Borusov 2.5 gol altı. Maccabi Netanya Başakşehir gol var. Demek ki Başakşehir Maccabi Netanya'da gol yok. Diğerinde de 2.5 gol üstü olabilir. Bunlar ihtimaller. Dahilinde şimdi Başakşehir'de Erdinç Sözer orada da teknik direktör o gözüküyor kağıt üstünde. O basın toplantısı düzenledi. Ahmet Tuba dışında cezalı stoperleri ki belinden bir sakatlık yaşamış tam kadro sahaya çıkacaklarını söyledi ama ilk maçtan herhalde farklılıklar olacaktır Ali abi. Münir'in tahmin ediyorum ki ilk 11'de başlayacağını sen de öngörüyorsundur. Evet, ilk maçın fark yaratan oyuncularından biri oldu dedikten sonra. O yüzden hani Deniz Türk, Serdar Güler ikilisi vardı. Serdar belki yine başlar. Orada Patrik Şiş de yine etkiliydi oyuna girdikten sonra. Ama hani Deniz Türk'ün yerine Münir'in olduğu, sahada Serdar'ın olduğu bir düzen bekliyorum. Onun haricinde orta sahada Mahmut biraz zorlanmıştı fizik olarak. Rakip çok fazla ezmişti, çok fazla top kazandı, temposu düştü, çok da oyunda kaldı. Acaba oraya bir dokunuş Berkay Aleksic'le ikili. Hani Berkay yine oynar. Aleksic acaba tercih edilir mi ilk 11'de? Aleksic de daha iyi gözükmüştü ama tabii Aleksic'in öne girdiği andaki skor dezavantajı, şartlar biraz farklıydı. Şimdi direkt başlangıçta hani Mahmut'u o denklemden çıkardığın zaman Pirlo zaten çok Pirlo diyorum. Aklımda hep Pirlo var. Biglia. O pozisyonda benim için Pirlo var. Tarz aynı, evet. Biglia o pozisyonda çok böyle etli sütlüye karışmadığı için mücadele anlamında Mahmutsuz bir Başakşehir orta sahasında Aleksic alternatifi de zayıf kalabilir. Ama Mahmut da işte uçup kaçmıyor savunmada. Uçup kaçmıyor bence. Ama başka bir alternatif var mı? İşte Berkay bence orada 8 numara karakterli. Defansa katkısı da bence iyi. Berkay, Aleksic gol aradığım bir karşılaşmada. Bilmiyorum tabii. Mahmut'a da güveniyor çok Emre Belezoğlu. Yani bu maçta hiç çıkarmayacaktı neredeyse. Yani Aleksic gene oyunun bir bölümünde sahada olacaktır. İhtiyaç olduğu anda. Ama başlangıçta olur mu? Çok emin değilim. Yani Mahmut'u görebiliriz diye düşünüyorum ben. Tabii olabilir. Güvendiğini farkındayım. Ben de bence de Mahmut'la başlayacaktır ama hani Aleksic de başlayıp da o da bir çözüm olabilir. Bakalım tercihleri akşam göreceğiz. Maçlar ilk karşılaşmada olduğu gibi
Başakşehir maçı 19.45'te TRT Spor'da. Konya maçı 21'de A Spor'da canlı olarak açık kanaldan şifresiz bir şekilde takip edebilirsiniz. Tabii şu anda daha yakın gözüken eşleşme Başakşehir. Zaten erken başlıyor. 19.45 tahminen o maçta başlarız. Konya maçına kadar çözülürse belki Konya'da geçeriz ama çözülmezse de hani Başakşehir maçını bitirip Konya'ya geçiş yapabiliriz. Ben ilk maçta da öyle yapmıştım. Konya'yı 40'tan sonra, o golden sonra takip etmiştim. Bugün de tahmin ediyorum ki benzeri olur. İki takımımıza da başarılar dileyelim. Şimdi buçuk reklamına biraz erken gidelim. Burada konuşacağımızı konuştuk. Sonra son bölümde yine gündemimde, notlarımda birkaç haber var. Basına yansıyan haberler var. Onları toparlayarak noktalayalım. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Son bölümdeyiz. Şimdi sıcak bir haber var. Onunla devam edelim. Fenerbahçe'yi ilgilendiren bir haber. Stoper arayışı içindeki Fenerbahçe Gustavo Henrique imza attırmıştı. Şimdi bir takviye daha geliyor. Bugün Marsilya forması giyen Luan Perez'in sözleşme görüşmeleri için akşam 22.30'da İstanbul'da olacağı bilgisi geldi. Voley'den Yağız Sabuncuoğlu bu bilgiyi paylaştı. Birkaç gündür oyuncunun adı basında geçiyordu. L'Ekip dün gece yarısı bir haber yapmıştı. Fenerbahçe'nin ilgisini onlar da doğrulamışlardı. Fenerbahçe çok fazla uzatmadan işi bitirecek gibi gözüküyor. Oyuncu 1994 doğumlu, 1 metre 90 santimetre boyunda Brezilyalı, Brezilya doğumlu bir isim. Kariyerinde uzun yıllar Brezilya'da oynadıktan sonra 2018'de Kulüp Brugge transfer oluyor. 500 bin euro bonservis ücretiyle. Orada çok fazla tutunamıyor. Santos'a kiralık dönüyor. Santos onu bonservisi alıyor. Şubat 2021'de Temmuz'da Marsilya'ya satıyor. Yani geçen sezon başı tek sezonu var Avrupa'da. Daha önce Kulüp Brugge deneyimi vardı ama sonrasında Marsilya ile ikinci Avrupa deneyimini yaşıyor. Bir sezon orada forma giyiyor. Sampdoria'nın Marsilya'sında Galatasaray maçlarından da belki hatırlayacaksınızdır. Çok esnek bir oyuncu. Hani üçlünün sol stoperi olabilir. Dörtlü de sol bek, dörtlü de stoper. Sol ayağını kullanan çok yönlü bir oyuncudan bahsediyoruz. Geçen sezonda tam kaç maç yaptığını söyleyeyim. 49 maçta görev almış. Aşağı yukarı 4000 dakikası var oyuncunun kulüp kariyerinde. Yani ligde 33 maç, Konferans Ligi 7, Avrupa Ligi 6, Fransa Kupası 3. Gayet hani ilk 11'in değişilmez bir oyuncusu ve baktığımda da sol bek ve stoper olarak maç maç değişmiş. Hatta eğer Transfermarkt'taki bilgiler beni yanıltmıyorsa sol bek olarak ağırlıklı oynamış geçen sezon oyuncu. Hatta sol bek 34 maç, stoper 15 maç gözüküyor ama bazen aldatıcı olabiliyor bunlar. Sampdoria'da bile çok taktik değiştiren, maç içinde de çok değişiklik yapan bir teknik direktör. Onu da es geçmemek lazım. Oyuncunun golü yok kariyerinde. O ilginç bir detay. Üst seviyede golü yok. Transfermarkt'a girdiğimde maç golikte bir alt liglerde iki golü var ama çok önce oyuncunun gol atmaması bence biraz sıkıntı geldi. Tabii öncelik ondan gol atması değil ama ben stoperde ona da bakıyorum. Mesela Gustavo Henrique'ye de baktık. Oyuncunun kariyerinde 7 lig golü var. 2 de asisti var ama Luan Perez'de onu göremiyoruz. Solak bir oyuncu ve ne denmişti Ali abi? Gustavo Henrique'den sonra net bir numaralı stoper alınacak denmişti. Şimdi bir solak daha geldi. Salah orada bir numara gözüküyor. İki solak mı düşünüyor? Yoksa Salah'ın da gideceğine dair bir sinyal mi? Mesela Abdullah Avcı iki solak çok tercih etmiyor stoperde. Salah sol beke mi kayıyor? Ya da onun bir alternatifi mi olarak hem Ferdi yedeklesin diye hem Salah yedeklesin diye mi geliyor Luan Perez? Onu da göreceğiz. Biz mesela ben daha net bir oyuncu beklemiştim. Daha sağ ayaklı Kimi Minje'nin yerine oynayacak bir oyuncu ama solak geldi ve sol bekte oynayabilen bir profil şu anda gözüküyor. Yine bilemiyoruz. Yine fikir yürütüyoruz ama Jesus'tan da duymak lazım. Salah'ı mı gidiyor? İşte Ferdi'nin yedeği mi? Salah'ı mı solak kayacak? Jesus'la otursan bir 3 saat konuşacağın şeyler. Ben çok merak ediyorum ya. Vallahi neler Jesus yaşandı. Jesus seni bayağı meraklandırıyor. Çok ketum olduğu için bence çok doğru yapıyor. Bir kez hocam söyleyeyim. Bir anlat diye başlasan siz 3 saatten çıkarsınız. Keşke öyle bir özel görüşme ayarlayabilsek ama hoca ketum. Hoca transferle ilgili de ben program içinde o detayı atladım. Bir dinleyicimiz hatırlattı. Transferle ilgili aslında bir
laf daha etmiş. Demiş ki bu dönemde takımlar en iyi oyuncularını gönderme taraftarı olmuyorlar. Biraz daha senin dediğin işte Premier Lig'deki gibi biraz daha sona doğru işler belli oluyor. O yüzden öyle üst seviye oyuncular da gelmiyor dedi. Anladım. O da sanki bir ilgisi var aslında da getiremiyor Fenerbahçe. Onu herhalde bir bahane olarak sundu dün Jorge Jesus. Neyse transferden Luan Perez'den geldik. Bugün İstanbul'da hayırlı olsun diyeceğiz herhalde Fenerbahçe'ye. Öyle gözüküyor. Genelde bu tarz haberler pek yanıltmadı. Bu saatine kadar çıktıysa artık 22.30'da biletler falan evet. Alınmış belli ki. Zaten birkaç gündür de senin dediğin gibi gündemdeydi. Fenerbahçe o savunma takviyesini de beklenen savunma takviyesini de yapmış oldu. Peki sence hangisi? Yani net bir Salahi'nin önüne mi bir takviye yoksa sağ stopere geçecek bir solak oyuncu mu görüyoruz? Yoksa sol beki mi yedeklemek için hiç stoper düşünülmüyor. Sol bekin yedeği mi mesela Ferdi ile rekabete mi girecek? Bence öncelikli tabii stoper olarak düşünülüyor. Ama direkt olarak hani normal şartlarda Zalai, Serdar Aziz tandemini bozacak bir profil gözükmüyor. Ama performansa bağlıdır bu işler. Onun yanında Ferdi'nin mesela dün geceki hali pek parlak değildi. Hem hücumda hem de savunmada. Beğenmedin mi Ferdi? Ben pek beğenmedim açıkçası. Bir de alternatifi Ferdi'nin işte Novak olması Fenerbahçelileri düşündürüyor. Novak'ın genelde gitmesi bekleniyor. Eğer oyuncu iyi bir performans gösterirse yani sezon içerisinde Atilla Zalai'nin de sol bek pozisyonunda oynaması bence pek sürpriz olmaz. Yani bu yeni oyuncunun gelen da. Oyuncunun yerine Atilla Zalai'nin sol bek içinde bilmiyorum oyuncu. Oyuncu da bu da sol bek oynayabilir. Zalai'nin sol bek oynayabilir. Onu söyledin sen. Hani ne kadar performans gösterecek bence direkt onunla alakalı ama bu tarz çift yönlü oynayabilen savunmada oyuncular genelde bir kazanç oluyor. Onu da hep beraber göreceğiz ama şu anki anladığım benim hani normal şartlarda eğer bir transfer olmazsa Zalai ve Serdar Aziz'in 1 ve 2 numara oldu. Ama o zaman da net stoper beklentisi de taca mı çıktı? Yani Henrique de yedek, Luan Perez de yedek olacak o zaman. O da anlamsız oluyor. Çünkü ben biraz daha şeydeyim, onu söyleyeyim. Salahi'nin gideceğini düşünenlerdenim. Onun yerine Luan Perez'in takviye edildiğini hissediyorum. Bakalım göreceğiz. Zaman gösterecek onu. Ya da Jesus ya da Stoppans'ın imza töreninde bir yerde. Yani Henrique ile ilgili ne konuşuluyor peki? Yedek stoper direkt olarak. Yedek mi konuşuluyor? Evet, yedek olarak düşünüldüğü söyleniyor oyuncunun. İşte oyuncuları tam da bilemediğim için, tam tanımadığım için biraz görmek gerekecek performanslarına göre tabii onlar da şekillenecek ama hani ilk rotasyonda düşünülen bir oyuncuysa hani Perez için de çok farklı olmayabilir. Dün Novak oynadı. Mecburiyetten stopere girdi. Hani performansıyla ilgili bir şey söylemeyeceğim ama taç atışlarında da ne kadar büyük bir tehdit olduğunu 120. dakikada evet, gördük. Mesela orada Ertem Şener de anlayamadı. Kim kullanacak falan, hayır öncesinde de niye Novak'ın kullanmasını beklediler falan ama Novak taç konusunda Türkiye'deki en iyi isimlerden biri çünkü taç antrenörü Grönemark'ta da bu menzili uzatma konusunda çalışmış bir isim geçmişte Danimarka'daki takımında ve dün de pozisyona soktu yani orada şut çıktı, kaleci çıkardı net taçtan yapılan işte orta oldu artık o. Bir ayakla yapılmış orta gibi. O konuda çok büyük tehdit ama tabii ki sadece bunu yapıyor dedi Nova takımda tutmak mümkün değil ama işte böyle de bir artısı var eğer takımda kalırsa da bundan faydalanabilir. Fenerbahçe oraya bağlıyorum. Evet bu sıcak gelişmeyi verdik. Luan Perez bu akşam 22.30'da İstanbul'da olacak. Sözleşme imzalayacak. Fenerbahçe'nin de stoperdeki ikinci takviyesi olacak. Bir hafta geçmeden neredeyse o takviyeyi de yaptılar. Şu an 4 stoperin 3'ü yabancı oldu. Evet. Serdar Aziz var bir de. Serdar Aziz yerli. Bir yerli daha istedikleri yine Yağız Sabuncuoğlu tarafından söyleniyor ama elde de çok fazla alternatif yok. Kaan Ayhan geliyor aklıma bir tek ama onunla da ilgili. Gerçi Fenerbahçe ile ilgili genel olarak çok haber görmüyoruz. Gördüğümüzde de bitiyor transferler genel olarak. Belki yakında Kaan haberi çıkar ve onu da bitirebilirler. Şimdi diğer bir konu programın sonunda onu da sana sorayım. Bir detay, bir anekdot da ben aktaracağım sonra. Vayan İsmail, tabii kamp kötü bitti sonuç olarak. İki maçta gol atamadan Beşiktaş kaybetti ve dönüşte takıma izin vermemiş. Bugüne hemen İdman koymuş. Bizim çok hoşumuza gidecek şeyler değil bunlar. Bu kadar disiplin. Zaten yoğun bir kamp dönemi geçirdiği söyleniyor çift idmanla birlikte Beşiktaş'ın. Üzerine herkes bir böyle mola beklerken, bir ara beklerken dedi ki Valen İsmail kamp
devam edecek yani. Antrenmana çıkacaksınız. Bu nasıl döndü? Dün döndü galiba. Dün döndü. Bugün Perşembe. En fazla bugün izin verebilirdi takıma. Çünkü cumartesi günü Sampdoria maçı var. İşte o bir gün hani futbolcular da o rahatlığı talep ederler. Evet. Bu takıma nasıl yansır? Dediğim gibi çok hoşuna gitmez bu futbolcuların. Bir problem yaratır mı uzun vadede bu kadar disiplin? Valerian İsmail dün, şimdi öyle bir dönemdeyiz ki bu 6 haftada yaptığımız çalışmalar sezon içerisinde bunun karşılığını verecek dedi. O dönemi geçiriyor oyuncular dedi. Belli bir seviyeye getirdik oyuncuları. Özellikle ikinci kamp oldukça zorlayıcıydı onlar açısından dedi. Tabii bunları biraz da Deportivo Alaves mağlubiyetinin bahaneleri olarak ileri sürdü. Yani konuşma aslında o yönde şekilleniyor. Neden Beşiktaş kaybetti? Bir başlıyor Valerian İsmail'i anlatmaya ama içinden cımbızla çekersen 6 haftalık bir süreç ve bu süreçte Valerian İsmail'in kafasındaki ve ekibinin kafasındaki iş takımı sezon boyunca kondisyonla ilgili bir problem yaşamayacağı seviyeye çekmek. Ben bu arada gol atamadı dedim. Son maç Muleka gol attı. Dinleyicimiz uyarmış. Teşekkür evet. ediyorum. Alın size, hatta kolej için kullanırsınız bunu. Aynen, kolejde kullanabilirsiniz. An işte. Çıktı bir tane. Bir tane taca vurdun. Evet. Şimdi böyle bir denklemde hani Beşiktaşlı oyuncular bu bir gün izin yaptı yapmadı diye olay olur mu? Mutsuz olurlar ama çok da büyük problem olmaz. Bakalım, ben çok aynı fikirde değilim. Çok sevdiğimiz şeyler değil ülkede ve yabancılar da buraya kolay adapte olduğu için onların da hoşuna gitmeyecek bir davranış. Ama sonuçlar iyi gelirse tabii ki problem olmaz. Yani ama... Yok, şu açıdan söyledim ben. 3 günlük bir izin beklentisi olsa, çünkü normalde kamp dönüşleri, kamp araları 3 günlük izin verebiliyorlar. Şimdi o 3 günlük izni sen vereceğini söyleyip ya da verebileceğini düşündürüp yapmasan o zaman... Sana biraz daha yakın olurum ama normalde işte tekrar söylüyorum, şimdi cumartesi günü Sampdoria maçı var. Cumartesi günü Sampdoria maçı olduğu noktada sen Perşembe ve Cuma günü takıma izin veremezsin. En fazla Perşembe günü verirsin. Bir gün içinde eğer o noktaya geliyorsa oyuncular zaten pek de doğru noktada değiller demektir. Konuyla birebir bağlantılı değil ama Steven Gerrard'ın yeni sezon için belirlediği ceza listesini gördün mü? Gördüm. Sosyal medyaya düştü. Eminim zaten sen İngiltere basını takip ediyorsun. Onunla ilgili ne düşündün? Gerrard'ın böyle bir, mesela en yüksek ceza herhalde $1,000 bir cezası var. Pound. Maç toplantısında poundluk. Doğru, poundluk bir ceza var. $100 bir sürü madde var yani, 20'ye yakın madde koymuş. Belli bir tabii disiplin sağlayabilmek için ben bu yönetmeliklerin böyle şeffaf olması gerektiğini düşünenlerdenim. Hep söylüyorum. Hani bana sorsan sarı ve kırmızı kartın da sezon başında şeyi olması lazım. O da var galiba. Gerrard'ın sarı kart itirazından görülen sarı karta da bir cezası var yanılmıyorsam. Yani karşılığının kesin olması lazım. Aynen. Oyuncu da bilecek yani başına ne geleceğini. Ondan sonra oyuncuya sürpriz yapmaya gerek yok. Çünkü bizde çok fazla mış gibi yapılan noktalardan biri de bu. Kritik bir karşılaşma. Ondan sonra oyuncu kırmızı kart görüyor. Akabinde bir bakıyorsun 150 bin euroya kadar yönetimin ceza vermesi bekleniyor. Yani nereye veriyorsun 150 bin euroya kadar sen ceza? İnsanların gazını almak için, kamuoyunun gazını almak için basına sızdırılan sahte haberler. Kim kime verdi 150 bin euro ceza bugüne kadar da 100 bin euro ceza da öyle haberler okuduk yani. Mümkün değil veremen. Zaten FIFA kurallarına göre de öyle bir şey yapamıyorsun. Onun da belli bir yüzdesi var ama bizde uçup kaçılıyor. Halbuki sezon başında de ki 4 sarı kart, 8 sarı kart, 8 sarı karttan sonra aldığın ceza, 4 sarı karttan sonra aldığın ceza, itirazdan aldığın ceza, kırmızı kart, itirazda kırmızı kart, işte kavgayla beraber kırmızı kart, bunları belirlemek basit. Gerard Tıngin'de hatta şey bile var. Yemek yediğin masada işte tabağını, çatalı bıçağını bırakırsan onda bile ceza yiyorsun. Bu da işte zaten takımdaki belli disiplini. Antrenmana geç kalmak. Antrenmanda o vücuttaki değerleri ölçen yeleği giymemek bile yazılmış. Detaylandırılmış. Yani antrenmana geç kaldığın zaman ceza alıyorsun ama antrenmana geç kaldın. Bir de o içine verileri ölçen yeleği giymedin. Ondan da ceza yiyorsun. Bunlar bence güzel. Olması gereken şeyler. Ama bunu yapmak kolay her zaman için. Biz nerede problem yaşıyoruz? Bunları uygulamakta problem yaşıyoruz. Ya olsun deyip, boş ver deyip geçiyoruz. Ama normal şartlarda böyle bir ceza yönetmeliği çıkardıysan onu sadece
hani liste olarak basmak, kulübün bir tarafına koymak ya da işte basına vermek ya da oyuncuları tebliğ etmek değil. Onu karşılığında yapmak gerekiyor. Belli bir disiplin şart futbol takımlarında, spor takımlarında, hepsinde. Spor takımı da ilginç bir şey oldu. Al bu da benim şeyim olsun. Olsun. Anladın mı? Spor takımı doğru. Çok yanlış mı? Yani gene pek doğru değil. Oturmadı sende. Pek çok doğru değil. Çok kullandığımız bir tabir değil. Kulağa çok oturmuyor. Hani işte o yüzden de Gerrard'ınki güzel. Geçen sene şey vardı. Ondan önceki sene Lampard'ınki vardı. Chelsea'ye gittiği zaman o da böyle bir şey yapmıştı. O da cep telefonuna takıktı. Cep telefonuyla ilgili cezalar vardı. Bunu yapıyor İngilizler. Birçok yani eski futbolcuların çoğu aslında bunları uyguluyor. Xavi'de de bildiğim kadarıyla bu tarz şeyler vardı ilk geldiğinde. İşte yemekte telefonda oynamama, evet, daha çok sohbet. Fenerbahçe'de de bunu hatırlıyorum. Jesus geldikten sonra bunlar uygulamaya konuluyor. Yani bunlar çok klasik oldu. İşte oyuncular aynı anda yemek yiyecek. Evet. Yemekte cep telefonları olmayacak. Sohbet edecekler. Yani, eğer bir grup sohbet edecekse eder zaten. Cep telefonu kalktığı anda sohbet edeceksin diye bir şey de yok. Yani biraz da oralarda bu yeni genç insanların bakış açısını anlamak lazım. Eğer sohbet edeceklerse ediyorlar. Yani yukarıda biz de gençlerle çalışıyoruz, işte 97, 98 doğumlu. Hani ben arada kaynaşın, şimdi cep telefonlarınızı kullanmayın 10 dakika ki ekip kaynaşsın bir şey demem, saçma olur. Çünkü onlar sohbet etmek istedikleri zaman ediyorlar. Cep telefonu orada olmuş olmamış fark et. Hatta cep telefonlarına bakarak da sohbet edebiliyorlar. Evet, herkes kendi cep telefonlarına bakıp da sohbet edebiliyorlar. Onlar biraz bana artık zorlama geliyor. Yani aynı anda yemek yiyeceksiniz. Niye? İşte takım bütünlüğü sağlanacak. Ya takım bütünlüğü bence o şekilde sağlanmaz. Aynı anda birini yemeğe indirdin diye onlar bir anda evet tamam biz beraber yemek yiyoruz. Ha, bir şey midir? Bir etki midir? Etki olabilir ama tekrar söylüyorum. Yani çeşitli zorunluluklarla zorunluluk koyduğun anda ben karşısındayım. Bir şey doğal yollardan oluşmalı. Peki cezalarda? Cezalarda hemfikirim. Yani antrenmana... O da bir şey değil mi ama? Benzer değil mi senin dediğin şeylerle? Ben işte onun tersini düşünüyorum. O belli bir insanların iş bilincini yükseltmesi gerekiyor. Yani sen insanları rahat bırakmak ayrı bir şey. Ama çok rahat bırakırsan da onun suistimal edilme ihtimali var. O yüzden de belli bir disiplin şart. Yani belli bir işe giriş çıkış saati, antrenmana geç kalma. Çünkü antrenmana geç kalmak demek... aslında seninle alakalı değil. Takım arkadaşlarına yaptığın bir saygısızlık. Orada 25-30 kişi daha var. Yani sen 3 günde, 4 günde, 1 haftada 2 kere antrenmana geç kalırsan o kendine yaptığın kötülük değil. Takım arkadaşlarına yaptığın kötülük ve o işte bütünü etkiliyor. Hani bu takım olma diyor ya. O zaman adam diyor ki ya bu adam sürekli geç geliyor. Niye geç geliyor? Ben salak mıyım diyor. Erkenden geliyorum antrenmana. Bu adam geç geliyor. İşte onun bir karşılığı olması lazım. Onun bir yaptırımı olması lazım. Ama tekrar söyleyeyim işte. Cep telefonlarını kullanmayın. Sohbet edin. Sohbet edin. Bak emir. Aynı anda yemek yiyin. Emir kipi. Emir kipi bu şeye geçmiyor. Bu jenerasyona geçmiyor diye düşünüyorum ben. Ben de bir anekdot paylaşayım Ali abi. Dün aslında Salim bunu anlattı. Hatta ben anlatmadan abi lütfen anlatma dedi. Umarım dün anlatmıştır kendisi. Hı. Çünkü dün anlatacağını söylemişti. Tamam. Şimdi programı da dinliyor gerçi. Çıkışta konuşuruz. Dedi ki bir yurt dışı kampı öncesi herhalde ya da yurt dışına gitmeden önce Fenerbahçe havalimanında ve futbolcular doğal olarak yurt dışına giderken ne yaparsın? Orada free shop var değil mi? Orada alışveriş yaparsın. Klasik olarak bunu yapıyorlarmış. Jesus görmüş futbolcuların burada alışveriş yaptığını ve yardımcılarından birini çağırıp oradaki futbolcuları tek tek çıkarttırmış. Biz seyahate gitmiyoruz, biz kampa gidiyoruz. Sizin burada ne işiniz var deyip engellemiş. Mesela bu da aslında yine futbolcunun hoş karşılamayacağı, evet, o dokunuşlardan, senin de aslında kategorik olarak reddedeceğin, benimsemeyeceğin davranışlardan biri mesela. O da ilginç geldi bu anekdot. O da bir yerden duymuş Salim, güvenilir. İşte herkes tabii ki kendi öğrendiği gibi hareket ediyor. Yani onların nesli çok farklı. Onlara disiplinsizlik gibi gözükebiliyor bu şey. Bize biraz gözükebiliyor. Ama yeni nesle bir dakika ya ne oluyoruz diyor onlarda. Anladım. Hepsi kuşak farkı denen kavramın ortaya çıkışı. Bir söz vardı. Ancak diyor öğrendiğin gibi savaşabilirsin diyor. Yani sana ne öğrettilerse o şekilde savaşabilirsin. Bu da biraz onun gibi. Yani sen de ne gördüysen, ne yaşadıysan ona göre tepki verip
Ona göre herkes hayatını öyle yaşıyor abi zaten. İşte ona herkes göre şey vermeni bekliyorsun ama aması şu işte çalıştığın yaş grubu ve çalıştığın insanların da hayatının hangi aşamada olduğunu da anlaman gerekiyor. Onu da unutmamak lazım. İşte Jesus'un bu insan yönetiminin zaten iyi olmadığı söyleniyordu. Futbolcularla işte en son Pizzi ile takım kaptanıyla bir problem yaşamıştı, hatırla. Futbolcunun sevmeyeni de çoktur Jesus'un bu kaba tavrı biraz. İdmanlardaki sert sözleri, bu mesela bu da bu kadar karışması da havalimanında hani free shop'tan çıkın demesi de onun açısından çok artı bir şey değil. Eğer Jesus kötü giderse bu tarz biriken malzemeleri çok fazla gazetelerde okuyacağımızın da bir göstergesi bence. Bu tarz disiplin gösterileri eğer istersen, bulmak istersen karşı tarafta sürekli bulabilirsin. Bir de öyle bir zaafı var bunun. Çünkü o zaman her şey batabiliyor. Şimdi free shop'ta alışveriş yapmasını istemiyorsan oyuncuların ona benzer onlarca örnek sezon içerisinde karşına çıkacaktır. Öyle bir dezavantajı var. Yani bazı şeyleri görmek istersen çok rahat görürsün. Evet. Ama gözünü de kapatırsan biraz daha rahat bir hayat seni bekliyor olabilir. Jesus hiç gözünü kapatmaya niyeti olan bir profil değil ama. Ya işte öyle. Herkesin tarzı farklı. Mesela bizim çocuklar da sağ olsunlar. Mesela işe geliyorlar. İşe geldikleri zaman yukarı çıkmadan önce bir aşağıda sigara içiyorlar. Mesela bu beni rahatsız ediyor. Ciddi anlamda rahatsız ediyor ama müdahale etmiyorum. İşin genelini etkilemediği için müdahale etmiyorum. Çünkü sen kendinden düşünüyorsun. Sen kendin olsan böyle yapmazdın. O yüzden zaten değil mi öyle düşünüyorsun? Kendin böyle bir şey yapmıyorsun zaten işe geldiğinden önce. Tamam canım ben yani öyle. Sen sigara kullanmıyorsun da. Hayır, şirketten içeri geleceğim. Gelir gelmez yerime çıkmadan ne olup ne bittiğini anlamadan dışarıda bir 15-20 dakika geleceğim. Hayatta yapacağım bir şey değil yani. Hayatta yapmam. Yapan da beni rahatsız ediyor. Ama müdahale ediyor muyum etmiyorum. Çünkü ona görmeye başlasam o zaman her gün orada bekçilik yapmam gerekecek. Onların morali bozulacak, öyle olacak, böyle olacak. Ama bu işte şey, diyorum ya hani bir tarz. Buna takılan da var, takılmayan da var. Onun doğru olduğunu düşünen de var, düşünmeyen de var. İşte Valerian İsmail'den geldik buralara. Evet. Hani o bir gün izin dediğin gibi bazılarını rahatsız etmiş olabilir ama ben takımın genelini, beklenti çok büyük olmadığı için, beklenti 3 günlük izin olsa o zaman bence senin dediğin kadar problem olurdu ama böyle olduğu noktada işte diye düşünüyorum. İdare ederler. Evet, 9.56 oldu Ali abi. Bugünlük sabah sporunu da bitirdik. Ağırlıklı Fenerbahçe konuştuk. Yarın da Başakşehir ve Konyaspor maçlarıyla başlayacağız. İki temsilcimize de bu akşam için başarılar dileyelim. Herkese teşekkür ederim bizi dinlediğiniz için. Mesajlarda gönderdiğiniz, telefon ettiğiniz. Yarın yine aynı saatte sizleri Radyo Spor'a bekliyoruz. Hoşçakalın. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sundu. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.